Efendim, herkese hayırlı cumalar diliyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim, hayırlı cumalar. Ben dün korkuyorum ve 3 tane deprem çantası bulunduruyorum evde demiştim. Yani çalışma odamda, yatak odamda ve banyoda. Eleştiriler var. Ya insan korkar mı? Korkuyorum kardeşim. İnsanca bir şey korkmak yahu. Kim seni eleştirmiş? Korkuyorum ya. Öyle, yani öyle eleştiriler var. İnsan korkar mı? Koca adamsın falan diye ya. Depremin, her insan olan korkmaz mı Sinem? Depremin yani, ne alakası var koca adamla, küçük adamla? İnsan kendi canından değil, sevdiklerini üzmekten de, onları yalnız bırakmaktan da korkabilir. Tabii canım. Her şeyden yani korkabilir. Yani hep insanız, insanca bir şey. Sana mı kızmışlar mı böyle ya dediğin diye? Ya neler yazıyorlar, neler yazıyorlar. Sen bir sevindin korkunca galiba onunla kızdıkları için. Yok, asla sevinmem ben. Biliyorsun kendim bir şey söylerim ama başkasına laf söyletmem. Ha, bunun ne ilişkisi var sevindim. Ama ben sana biraz sonra bir şey söyleyeceğim. Hani dün bu banyo meselesi vardı ya, çok su kullanıyorsun diye, o konuda bir gelişme var. Onu biraz sonra söyleyeceğim. Ve bu depremden hepimiz yeni yeni şeyler öğreniyoruz aslında. Yaklaşık bir ay geçtiği halde. Evet, evet. Bunları da paylaşacağız. Çok ilginç gelişmeler var. İyi, hadi bakalım yani. Hayırlı herkese cumalar. Hayırlı cumalar. İnşallah güzel bir cuma olsun. Gerçekten feraha kavuşalım ya Rabbim. Bütün dünya ülkeleri ve biz. İnşallah. Ben İnşallah. Öyle düşünüyorum yani. Bugün Sinem'in doğum günü. Ya evet. İyi ki doğdun. İyi ki Allah doğdun. Uzun ömürler versin sevdiklerimle. Allah sana hepimize sağlıklı, güzel ve doğum günü kutlayabileceğimiz tatlı günler ağız versin. Ağız tadı versin. Ağız doğru tadı söylüyorsun. Versin, çünkü çok önemli bir şey. Evet. Nice yıllara. Nice yıllara. Sağlıklı. İnşallah. Bak nasıl seviyor beni, görüyorsun değil mi? Sağlıklı. Evet. Aslında seviyor, sevdiğiyle uğraşır. Bircan sana da buna şahit, buyurun. Evet, ben sizi tabii çok ki ilginç buluyorum. Yani sizinle çalışmaya yeni başladık. Çok ilginç buluyorum ikinizi de, tuhaf bunlar. Bu da senin şansın. Gerçekten ilginçsin. Ya ben sizi zaten şeyde izliyordum, yazınki programlarınızda. Hani bunlar dedim, doğru mu bunlar, troll mü? Hayır, bunlar çok tuhaflar. Böyle acayipler yani. Vetir arasında bakıyorum hani acaba şaka mı yapıyorlar falan. Hiç konuşmuyorlar da, tuhaflar. Ama doğal, güzel. Her şey çok güzel, evet, gerçek. Peki efendim, iletişim adreslerini verelim ve tabii ki yayınıza başlayalım. Dakikalar sonra Sinan Akçıl bizlerle olacak. Sinan depreme özel bir şarkı yaptı. Hatta gelirlerini de tüm depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Biz de bununla ilgili ona neler yapabiliriz, ne yapacağız, onları konuşacağız. WhatsApp ihbar numaramız 0552 770 0623. Söylemezsem olmaz official. Oradan bize interaktif şekilde ulaşabilir, biz de yayınımıza katılabilirsiniz. Bir Can Bali 2 İ ile. Ve İstanbul'la ilgili bir bilim adamı, çok önemli bir bilim adamı, fermuar tehlikesinden söz etti. Biraz sonra onu da konuşacağız. Bilal Özcan official. Sinem Yıldız official. Şimdi maalesef saat 5.53'te Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Maalesef'in şiddeti şu, deprem 4 metre derinlikteydi sadece. Of. 4 kilometre. Çok yakın. Yüzeye çok yakın olduğu için şiddeti daha fazla hissedildi. Tüm Kahramanmaraş'a tekrar tekrar geçmiş olsun. Yani aynı şiddette sallandı bence. 4 yani çok değil mi? Çok, enteresan çok, çok yakın. Metre, evet. Öbürü 7 idi. Düşün. Evet. Bu da şimdi aynı sallantı hissini vermiştir. Çünkü çok yakındı zemine. Çok geçmiş olsun diyoruz. Evet, asrın felaketinin ardından Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Enkaz çalışmaları, afet bölgesindeki çalışmalar devam ederken AFAD'dan son durum açıklamaları geldi. Buyursunlar. Asrın felaketinin ardından Türkiye yaralarını sarıyor. Afet bölgesinde çalışmalar son sürat devam ediyor. AFAD son verileri açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu açıkladı. Konut seferberliği başladı. İlk temel ne zaman atılıyor? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuştu. Afetzede çocuklara devlet kucak açtı. Depremzede gençler unutulmadı. ÖSYM Başkanı duyurdu. Yıkımın sorumlularına devlet göz açtırmıyor. Soruşturmalarda tutuklu kaça yükseldi? İşte detaylar. Asrın felaketinden sonra her gün ortaya çıkan yeni bir görüntü dehşetin boyutunu gözler önüne seriyor. Görüntüler Kahramanmaraş'tan. 500 yıllık Maraş Kapalı Çarşısı, 405 yıllık Saraçhane Camii, Trabzon Caddesi. Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş'ın deprem öncesi ve sonrası fotoğrafları yürekleri dağladı. Müzik
Deprem fırtınasında tarihi yapılarını kaybeden Kahramanmaraş'ın simgelerinden biri, Türkiye'nin en büyük 4. camisi Abdülhamit Han Camii, çevresinde çok sayıda bina yıkılmasına rağmen tüm ihtişamıyla ayakta duruyor. Bir görüntü de Hatay İskenderun'dan. Kentin en fazla zarar gören bölgelerinden biri olan sahil bandında birçok yapı yıkılırken, bölgede 19 katlı ve 87 metre yüksekliğe sahip iki kulesi bulunan AVM'nin sapasağlam kalması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca izolatörün bulunmadığı yapıda alışveriş merkezi içerisindeki iş yerlerinde hiçbir eşyanın hasar almamasının yanı sıra devrilmemesi görenleri hayrete düşürdü. Yeniden inşa süreci hızlandı. Depremden en çok etkilenen bölgelerden Gaziantep, Nurdağ'da konteyner kent ve prefabrik ev çalışmaları devam ediyor. 190 konteyner depremzede insanlara dağıtılırken tamamlanmasıyla 4082 konteynere de 16.000 afetzede yerleştirilecek. Seferberliği başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Adıyaman'da yeni yerleşim yerlerinin belirlendiğini belirtirken, 2 ay içinde 11 ilde 244 bin konutun temellerinin atılacağını duyurdu. AFAD son verileri açıkladı. Çalışmalara ara vermeden devam eden AFAD, 1.593.808 vatandaşa afet bölgesinde, 329.960 vatandaşa ise diğer illerde barınma hizmeti sunduğunu duyurdu. AFAD ayrıca bölgede yer alan 228.591 personeliyle 90.914 konteynerin altyapı ve kurulum çalışmasının devam ettiğini belirtirken, 1 milyondan fazla aileye hane başı destek ödemesi verildiğini açıkladı. Afetzede çocuklar emin ellerde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuk olduğu programda önemli açıklamalarda bulundu. Enkaz altından çıkarılan ve kayıt altına alınan 1911 çocuğun 1543 tanesinin ailelerine teslim edildiğini duyurdu. 273 çocuğun hastanede tedavilerinin devam ettiğini açıklayan Yanık, 81 çocuğunsa kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığını söyledi. ÖSYM Başkanı açıkladı. Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, Kahramanmaraş merkezi depremler sebebiyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı, yükseköğretim kurumları yabancı dil sınavı, yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı ve tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavının yapılmayacağını duyurdu. Tutuklanan müteahhit itiraf etti. Adana'da yerle bir olan Alpargün Apartmanı'nın müteahhiti Hasan Alpargün ifadesinde binayı yaptığı yerin dere yatağı olduğunu bildiğini söylerken, burada çalışmanın zor olduğunu söyledim ancak ısrar ettiler. Arkadaşım olduğundan dolayı kabul ettim. Keşke yapmasaydım. Ben yapmasaydım da başkası yapacaktı, dedi. 20 kişinin ölümünden sorumluydu. Tacikistan'da yakalandı. Hatay'ın Belen ilçesinde yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç, dün akşam saatlerinde gittiği Tacikistan'dan sabaha karşı Türkiye'ye getirildi. Havalimanında gözaltına alınan Dalkılıç, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma suçundan adli makamlara sevk edildi. Sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan zanlının tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Deprem soruşturmalarında son durum. Bölgede yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde tutuklu sayısı 218'e yükseldi. Asbest tehlikesi göz ardı edilmemeli. Yıkılan binalarda yüksek miktarda asbest açığa çıkarken sıradan maskenin korunma için yeterli olmadığını belirten Asbest Döküm Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Selda Altıntop, FFP3 tipi koruyuculuğu yüksek derecelendirilmiş maskeler kullanılmalı sözlerini kullandı. Evet, Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Hızlı bir şehirleşme değil mi? Hem konteyner kent, hem çadır kent, hem de yeni yapılar, yani kalıcı konutlar için hızlı bir aşamadayız. Evet, bu yeni yapıların çok sağlam olması gerekir. Yani hepsinin aynı derecede, birbirine benzer kalitede, sağlamlıkta yapılması gerekir. Örneğin şimdi Kahramanmaraş'ta iki tane büyük deprem oldu ve iki kere vurdu o bölgeyi.
Şehri de yıktı çoğunlukla ama şimdi demin de görüntülerde gördük. O muazzam cami. Yani tarihte Mimar Sinan'ın camileri var ya, yaptığı camiler yıkılmamış ayakta kalıyor. Ya dedim bu cami acaba kaç yıllık? Çok mu eski? Çok mu sağlam teknolojiyle yapılmış? Mimar Sinan zamandan mı? Yeni yapılmış cami. 12 sene olmuş biteli inşaatı. Abdülhamit Han Camii. Ve sonra dedim ki kendi kendime, ya bu camiyi kim yaptıysa, bu camiyi mimarı kimse, Türkiye'yi o yenilesin yahu. Yani depremin göbeğinde böyle büyük bir yapı, böyle güçlü bir yapı. Bakın kubbe yüksekliği 46 metre. Kubbe çapı 19.25 metre. Her bir minaresi 88 metre. Türkiye'nin dördüncü büyük camisi. Ve sonra biraz araştırınca Mimar Hacı Mehmet Güner ismine ulaştım. Meğersem bu arkadaş, bu vatandaş Kahramanmaraş doğumlu ve orada belediyede kendi mesleğinde en üst dereceye yükselmiş. Belediyenin imar ve şehircilik müdürü olmuş. Ve bu caminin inşaatını bitirince Sayın Cumhurbaşkanı camiyi gidip ziyaret edip görünce bu mimarla tanışmak istemiş ve kendisini İstanbul'a görevlendirmiş. İstanbul'da Şehircilik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı yaptırılmış ve Çamlıca Camii'nin bitirilmesini sen sağla demiş, sen sorumlu ol demiş. Çamlıca Camii'nin finalinde, final projesini bu arkadaş hazırlamış, Mimar Hacı Mehmet Güner. Ve o Çamlıca Camii dünyanın en büyük camilerinden biri biliyorsunuz. 63 bin kişi kapasiteli, 6 minareli, 57 bin metrekare arazi üzerinde kurulu. Ve Çamlıca Camii'nin ilginç bir de depremle ilgili ayrıntısı var. Deprem 63 bin kişi aldığı halde deprem zamanında 100 bin kişiye kadar kapasitesi alabiliyor, genişleyebiliyor külliyesiyle birlikte. Ve şimdi bu Hacı Mehmet Güner İstanbul Bölge Müdürü. Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü. Yani böyle kıymetli bir insanın, böyle değerli bir mimarın ve Mimar Sinan'ı örnek almış kendisine çalışmalarında. Helal olsun valla. Bak bence, yapan yapıyor demek ki. Bence radikal kararlar alınmalı. Bu radikal bir karar değil ama mesela bu arkadaşı, bu görev, bu kişiyi Türkiye'nin yenilenmesine, mimari konularda işin başına getirmek lazım. Doğru. Yaparlar. Yani ben işini bilmeyen, işini ihmal eden, deprem olduğu zaman uçağa binip de Tacikistan'a kaçan, Karadağ'a kaçan mimarlarla, müteahhitlerle iş yapmak, onları görmek, okumak istemiyor. Ya bundan sonra yani Türkiye'de deprem oldu, enkaz altından köpekler, insanlar, vatandaşları kurtardı, bravo. Bunu yapmak istemiyorum artık. Ya Türkiye'de deprem oldu, hiçbir bina yıkılmadı ya. Evet, Japonya'da nasıl oluyor? Keşke. Çok doğru söylüyorsun. Nasıl oluyor yani? Bu Tacikistan olayını da hemen söyleyelim. Bilal Özcan hatırlatmışken 20 kişinin ölümünden sorumluydu biliyorsunuz. Hatay'ın Belen ilçesinde yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Kartopu Apartmanı'nın mimarı Tacikistan'da yakalandı. Çok iyi bir oldu. Mimardan, bir müteahhitten de itiraf var. O da Adana'da yerle bir olan bir binada yine birçok kişinin ölümünden sorumlu müteahhit Hasan Alpargün şöyle dedi. Zemin dereydi. Dere yatağıydı. Bana burada yapmayalım. Ben onlara burada yapmayalım demiştim. Ama arkadaşım olduğu için kıramadım. Ne alakası var değil mi? Ben yapmasam başkası yapacaktı. O yüzden demiş bir itirafta bulunayım. Orası dere yatağındaydı diyor. Ya işte böyle dere yatağında çok yapılan inşaatlar, çok var, binalar var. Yani bilerek yapmış. Bir de bu fabrika sahibi biliyorsunuz, işçilerini içeri sokan fabrika sahibi var ya, hani geçen gün konuştuğumuz kendi mallarını çıkarttırmak için işçilerini içeri sokuyor. Şimdi orada genç bir çocuğun babası da vefat etmiş. Oradaki o aileler şu anda çıldırmış durumdalar. Nasıl sokar? Yani ne gerek vardı buradan bunları çıkarmaya? Keşke onlar da girmeseydi işte, ama tuhaf yani. Ama işte yani patronları, oradan bir şey beklentileri de varsa ne yapsın insanlar? Patronları. Ama yapmayın yani bu şekilde. Evet, AFAD'ın açıklamalarının rakamlarla verelim. Çalışmalara devam eden AFAD 1.593.808 vatandaşa afet bölgesinde
329.960 vatandaşa ise diğer illerde barınma hizmeti sunduğunu açıkladı. Aynı zamanda AFAD bölgede yer alan 282.591 personeliyle 90.914 neredeyse konteynerin altyapı ve kurum çalışmalarına da devam ettiklerini bildirdi. Rakamlar AFAD'da son durumlar. Böyle hızlı bir şekilde eski halimize dönebilmek için, eski günlerimize dönebilmek için hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Evet, şu İskenderun'daki o bina iki tane kule var ya İskenderun'da. Ya valla oyuncaklar ayakta, bile düşmemiş. Ayakta kalmış, yıkılmamış ve bir alışveriş merkezi. Evet, arası da bir alışveriş merkezi. Bunun öyküsü de çok ilginç. Şimdi gitmişler röportaj yapmışlar bu binanın sahibiyle. Bu nasıl kaldı ayakta? Ve sahil bandında ne varsa yıkılmış. Bu binanın çevresinde kilometrelerce ne varsa yıkılmış. Nasıl ayakta kaldı? 19 katlı 87 metre iki kule. Hiçbir zarar yok. Hani o züccaciyede tabaklar bile kırılmadı diye. Aynen. Deniliyor ya, evet, burası evet. Orası. Evet. Aynı zamanda bir alışveriş merkezi. Adam diyor ki inşaata başlayınca normalde birkaç ayda bitmesi gereken zemindeki temel çalışması 1,5 yıl sürdü. Ya. Baktık diyor temele diyor. Kazık teknolojisiyle bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Kazıklar 57 metreye kadar indi. Sadece dikey kazıklarla kalmadık. Yatay çivi şeklinde kazıklarla çaktık. Çünkü biz aşağıya indikçe yandan basınç geliyordu. Yandan bizi zorluyordu ve yatay şeyler de çaktık. Kazıklar da çaktık. Deprem sonrasında sahil bandında zemin 50-60 metre aşağıya 50-60 santim aşağıya çöktü. Zemin, bütün o binalar yıkıldı. Hepsi çöktü. Yani sallanmayla değil de çökünce yıkılmış binalar. Bu yüzden yapılar kullanılmaz hale geldi. Bizim binamız kendi kotunda kaldı. Hiç aşağıya falan inmedi. Ve yani dolayısıyla hasar almadı. İzolatör kullanmadık. Bina yapılırken son 60 yılın kayıtlarına, hava durumlarına ve tarih boyunca yaşanan depremlere baktık. Önlemler ona göre alındı. Ve o yüzden de binalarımız hiçbir zarar görmedi. Nasıl Allah ince düşünmüşler değil ya, mi? Muhteşem. Demek ki bak, yıkılmayan bina yıkılmıyor. Evet. Yani bu bir gerçek. Doğru bir inşaat yaptığın zaman bina yıkılmıyor. Ya deprem bölgesinde inşaat yapmanın da usulü, ona uyarsan bak 60 yıl öncesine gittik vallahi diyor. Daha önce yapılan olan depremlere baktık diyor bölgede diyor. Yani iklimine kadar baktık diyor. Ve dolayısıyla da işte bu. Bu yani saatten sonra herhalde doğru binalar inşa ederler diye düşünüyorum ben de. Diğer müteahhitler de, belediyeler de, artık kim izin veriyorsa bence herkes bir artık değil mi elini vicdanına koyar. Demek ki yapılabiliyor, göstermiş oldular. Evet. Ne kadar az ama. Şu verdiğimiz örneklerin sayısı ne kadar az. Bu arada ÖSYM Başkanı'nın bir açıklaması var. Biz de söyleyelim, önemli bir duyuru. Kahramanmaraş merkezi deprem nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı, Yükseköğretim Kurumları yabancı dil sınavı, yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı ve tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavının yapılmayacağını duyurdu ÖSYM Başkanı. Biz de buradan duyuralım. İzleyen varsa, tanıdığı olan varsa iletsin. Evet, şimdi başka bir... Bu da iyi bir karar. Tabii. Evet. Yani, bu kafada nasıl yapıyor? Bu kafada hiç kimsenin öyle sınava girecek hali yok. Çok önemli sınavlar bunlar. İsimler verdik. Hepsi uzmanlık ve hepsi mesleki sınavlar. Şimdi yeni bir fay hattı. Bunun bir görselini verelim. Asım felaketinde yeni bir fay hattı ortaya çıkardı uzmanlar. Bu uzmanlar da İzmir'de mi? İşte Foça'da değil mi? Evet, İzmir'de. Ya İzmir'de zaten yeterince fay hattı var. Aman Allah'ım, neler vallahi oluyor yenisi yahu. Çıktı. Afetin ardından başlatılan jeolojik incelemeler sonrasında bir diri fay ortaya çıktı. Yaşayan bir fay. Elde edilen bilgiler Foça Karaburun bölgesinde aktif fay miktarı yoğunluğunun bilinenden daha fazla orada olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar çalışmanın sonucunda çok sayıda yeni bir fay hattı buldular maalesef. Yani Sayın Üşümezsoy profesör bağlandığı zaman İzmir'i anlatmıştı ya bize. Evet. İzmir'de yani kısa süre içinde de deprem olabilir, geniş zaman içinde de olabilir. Ama canlı çok fay var demişti. Şehrin çevresinde, içinde, Ege'de. Ne zaman kırılacağını bilemezler yani. Evet. O zaman insanlar şimdi imkanı olan Ege'den de göç edecek.
Ve yani, bu yaz kimse Ege'ye gitmeyecek mesela. Turizmi de etkileyecek. Gitmez mi sence? Bizim insanımız gitmez mi sence? Yani gitmeyen de çok olur. Bulunmasa belki gider. Gitmeyen de çok olur. Çünkü artık halk çok bilinçlendi deprem konusunda. Her gün her kanal deprem işliyor. Ya artık evet, herkes deprem uzmanı oldu. Ya Covid'de de öyle olmadı mı? Mesela yaz oldu, her şeyi unuttuk. Unuttuk. Mesela Covid'i sanki mikroplar gitmiş gibi davrandık. Hep öyle her yerdeydik. Beachlerde, evet. Partilerde. Herkes böyle son derece rahattı. Acaba depremde de aynı şey olacak mı? Rahatlık. Bu arada Covid'den de çok kişiyi kaybettik yani. Çok, Covid kendisi biz böyle olmayan çok anlamadı ama olayın ciddiyetini. Hmm. Kendisi Covid olmayan ciddiyeti anlamadığı için daha rahat gidebildi. Kendisi Covid olan da gitti ama daha panik atak halinde gitti. Kendisi olmasa da ailesinde, çevresinde sonuçta herkesin bir Covid vakası mutlaka görüldü. Şimdi Covid Aralık'ta dünyada başlamıştı. 2019 Aralık'ta. Mart'ta Türkiye'ye geldi ve kapandık. Haziran'da açıldık. Hatırlayın. O yaz eller havada yapıyordu insanlar. Evet. Ege'de Partiden. Eller havada yapıyordu Akdeniz'de. Yani unutmaya evet. Biz meyilliyiz. Ya insanoğlu unuturuz çok ama yani. Burada ama şimdi artık deprem sürekli hatırlanacak bence. Yani deprem haberleri böyle bir anda kesilmeyecek ki. Orada fay hattı kırıldı, burada fay hattı hareketlendi. Her gün yeni bir haber var. Zaten sallanıyorlar onlar. O deprem olsa da hissetmezler ki. Kimleri? Kendilerini eğlenceye kaptıranlar. Beach'tekiler mi? Evet, unutanlar. Ya ama Allah korusun, burada çok ağır bir deprem olursa büyük hasar olur. Allah korusun yani, tabii canım, olmasın da ama olmasın yani ben tabii. Unuturlar insanlar. Unuturuz diye düşünüyorum. Böyle bayağı biz öyleyiz yani. Tabii ki hepimiz unuturuz. Ya çok. Sen de deprem çantalarını çıkarırsın, onun yerine mayolarını koyarsın. Sen de unutacaksın yani. Herkes unutacak. Araştırmanın vehametini şöyle anlatayım. Benle uğraşmadan hiç yapamıyorsun yani. İlla bana bir şey... Hayır neyse yani sanki yani. Sen hiç unutmayacaksın. Herkes ya tedbir almak unutacak. Kötü bir şey mi yani? Ya tedbirini deprem al da. Benden beklemiyor muydun öyle bir şey? Ya üç tane beklemiyordum yani. Ne öyle yapayım hayatım yani. Çantana orada... da saygı ya, duyuyorum tamam, da. Tamam, neyse. Tamam, bölmeyelim. Peki şimdi şöyle devam edelim. TÜBİTAK destekli bir projeydi bu. Bir hafta boyunca Peri Reis gemisiyle 12 kişilik ekip sismik bir çalışma gerçekleştirdik diyor. Bu çalışmada yaklaşık 1000 kilometre civarında sismik veriler toplandı. İlksel sonuçlar gerçekten çok ilgi çekiciydi. İzmir dış körfezinin sığ yapısını, fay yapılarının olduğunu biliyorduk ama bizi şaşırtan oradaki aktif fayların sayısının bu kadar fazla olması. Maalesef çok fazla aktif fay çıktı Foça Karaburun hattında. Yani her an her şey olabilir mi? Her an her şey olabilir dediler. Heh. İşte bunu duymak aktif istiyorum. Yani diri. Evet ve İzmir İstanbul'la birlikte geçen gün de söyledim dünyanın en deprem açısından fay hattı zengin maalesef yerlerinden bölgelerinden biri olarak gösteriliyor. Böyle felaket tellalı gibi yayın yapmak benim çok zoruma gidiyor. İzmir'deki ya da işte Ege bölgesinde bizi izleyenler için, oradaki evlatlarını düşünenler korkutma için endişe ama bunları da vermeden geçmekten bilerek böyle kulağının üstüne yatmak gibi de oluyor. O zaman da, o yüzden tedbir. Bunlar tabii, artık her yerde da, bir de yani herkes artık her şeyi görüyor. Evet o zaman da yani işlemimizi yapmamış olacağız. Bile bile saklamak, bunu açıklamamak da doğru bir şey değil. Doğru. Biz görevimizi yapıyoruz. Biz görevimizi yapıyoruz. Tedbir evet. Sizde. Ya İzmir'dekiler de dikkat etsinler değil mi? Evet, çürük binalarda oturan yani varsa çok, çıksın mesela. Çok meşhur ya şu, çok popüler İstanbul depremi ya. Hani bilmiyoruz bak, gördünüz Hatay, Maraş, Adana hiç alakası olmayan yerler yerle bir oldu. O yüzden maalesef. Hep tedbir. Ama konu İstanbul depremi olunca insanlar tedbirlerini başka şekilde alıyorlar. İstanbul'dan göç başladı efendim. İstanbul yavaş yavaş boşanıyor. Bakalım. Uhay, uhay, uhay! İstanbul'da göç başladı. Deprem korkusu İstanbullu vatandaşlarda paniğe sebep oldu. Herkes o şehri tercih etti. İstanbulluların taşınmak için en çok tercih ettiği şehirler listesinin başında hangi şehir geliyor? Şehrin yetkilileri artan talep için neler söyledi? Artık prefabrik evlerde mi yaşayacağız? Apartmanlar boşaltılacak mı? Peki Kandilli Rasathanesi ne açıklama yaptı? Açıklama sonrası insanlar deprem çantalarını hazırlamaya başladı. O deprem çantasını ne yapacaksın sen, ne işine yarayacaksın?
Marmara Denizi'nde hangi tip fay hattı çeşidi var? Deprem olursa bir taneyle kalmayacak mı? İstanbul'u tsunami tehlikesi bekliyor mu? Sahildeki konutlar boşaltılmalı mı? İşte detaylar. Kahramanmaraş merkezi yaşanan depremler Türkiye'nin her yerinde, her anlamda hissedildi. Kayıpların üzüntüsünü ortak yaşadık, yaraları sarmaya çalıştık. Depremler sonrası birçok televizyon programında farklı deprem bilimcileri yaptıkları açıklamalarla gündem oldu. Kimi İstanbul dedi, kimi İzmir dedi, kimi Adana dedi. Ancak çoğunluk olarak en çok Marmara depremi konuşuldu. Peki, olası bir Marmara depreminde neler yaşanacaktı? En riskli ilçeler hangileriydi? Yaklaşan Marmara depremi mega kenti nasıl bir yıkıma uğratacak? Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar ön plana çıkıyor. Uzmanlar 7'nin üzerinde bir deprem olması halinde Kahramanmaraş depremindeki yaşanan yıkımdan 2-3 kat daha fazla can kaybının olacağını işaret ediyor. Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı açıklama ise daha çok korkuttu. Rasathane, deprem çantalarınızı hazırlayın. Her an 7 üzerinde bir deprem olabilir derken... Profesör Doktor Şamil Şense, Marmara'da fermuar tipli bir fay hattının olduğunu, bu sebeple olası bir Marmara depreminde sadece bir deprem olmayacağının altını çizdi. Bir başka açıklama ise Profesör Doktor Şükrü Ersoy'dan geldi. Olası bir Marmara depreminde denizde tsunami'nin olabileceğini söyleyen Ersoy, Doğu Marmara için uyardı. Deprem oluştuktan sonra tsunami tehlikesine tedbir almak içinse 5 ila 30 dakika arasında vaktimiz olduğunu söyledi. Peki olası bir tsunami sonrası dalgaların boyu ne kadar olabilir? İstanbul'dan göç başladı. İnsanlar evlerini bırakıp deprem riskinin en az olduğu illerde ev arayışına girdi. Peki hangileriydi o deprem tehlikesi en az olan şehirlerimiz? Kırklareli, Edirne, Bartın, Zonguldak, Kastamonu. Bu şehirler özellikle İstanbulluların gözdesi haline geldi. Kırklar elindeki etkili merciler olağanüstü bir ilgiyle karşı karşıya olduklarını söylerken insanların arsa ve prefabrik ev konusunda arayışa girdiğini söyledi. Pandemiden sonra yaşanan en büyük göç dalgası. Yeni hayatımız nasıl olacak? Önce pandemi, şimdi depremler. İnsanlar nerede yaşayacak? Tek katlı evler revaçta mı olacak? Apartmanlar boşaltılacak mı? İstanbul'un nüfusu azalacak mı? Kırsal yaşama olan ilgi artacak mı? Türkiye'yi önümüzdeki yıllarda ne bekliyor? Pandemi zamanı evlere girmeyen, evlerden çıkmayan bizler deprem zamanı evlere giremiyoruz. Hepimizin psikolojisi böylelikle alt üst olmuş durumda. İstanbul'dan göç başladı. En fazla tercih edilen şehir Kırklareli görünüyor, değil mi? Kırklareli, Samsun, Kastamonu, Sinop. İnanılmaz derecede göç başladı. Dün Nakliye Dernek Başkanı konuştu. Bizde dedi eskiden Mart ayı dert ayıydı dedi. Çünkü Mart ayında kimse taşınmazdı ve biz para kazanamazdık öyle dedi. Öyle mi? Ben hep Mart'ta evet, taşınırım. Telefonumuz dedi hiç çalmazdı. Şimdi telefon hiç durmuyor dedi. Şöyle düşündüm. Yani bazı felaketler bazılarının ne kadar para kazanmasına sebep oluyor değil mi? Pandemide de enteresan, böyle oldu. İşte evet yani pandemide de aynı oldu. Pandemide de bu yaşandı. Bazı felaketler bazılarında gerçekten ciddi bir şeye yaşanıyor. Ama İstanbul'dan herkes ciddi bir şekilde kaçıp gidiyor. Memleketi olan memleketine, memleketi olmayan bütçesine göre uygun bir yere kredi çekip gidenler, iş yeri değişikliği yapmaya çalışanlar, istifa edenler, mesela çocuğu İstanbul dışında okuyan varsa zaten o ailelerin çoğu gidiyor. Bir korku yarattı. Çocuklarının yanına. Evet. Mesela bir arkadaşım var. Kızı Samsun'da okuyordu. Burada da çok iyi bir hemşire. Hemen anında Samsun'a yerleşti. Evet, bu gayet insani bir şey. Korkmak ve tedbirini almak gayet insani bir şey. Ben de hak veriyorum ve sen hiçbir şekilde sen nereye yerleşirsin? Hiçbir şekilde eleştirmiyorum. Ya, zaten ben Bodrum'dayım biliyorsun. İkametgahımı da oraya aldırdım. Evet. Burada program nedeniyle İstanbul'dayım. Ege'ye gidiyorsun yani. Ama yani ben orada da deprem oluyor. Bodrum'da da deprem oluyor ama yani orada evler daha korunaklı, iki katlı. Yani daha bir kendimi güvende hissediyorum orada. Buradayken bir adım... peki
tedirginliğini artmıyor mu? Var tabii. Şimdi Rumelisarı'nda kızımın yanında oturuyorum. Harika bir semt. Boğaz ayağımızın altında manzara olarak. Fakat bir deprem olsa itfaiyeye giremez sokaklara. Deniz de kabusa dönüştü değil mi? O makineler giremez. O kepçeler falan sokak aralarına giremez. Allah korusun. Yani öyle bir yer. Çünkü İstanbul'da ama o kadar çok... Çok dar sokak var. Var. Çok var yani. Ya apartmanın kapısından giremiyorsun bazen İstanbul'da. Öyle. Evin önünde 100 tane otuz. Bir de bazı semtler... Bina nefes yok, nefes yok. Yani Allah muhafaza orada bir şey olsa Nişantaşı. Özellikle bu bahçeli evler tarafında. Nişantaşı. Ya. Nişantaşı. Evet. Nişantaşı nasıl? Yani böyle yok boşluk yok yani. Sen kendi arabanla geçemiyorsun düşün evet, Nişantaşı'nda. Evet orada korkunç şeyler olur ya. Allah korusun. Yapı olarak. İstanbul'da o kadar çok evet, böyle düzensiz ve yapışık bitişik nizam binalar. Şu anda o İstanbul'da kadar çok her ki... yerde inşaat çok. Eskiden eski Yeşilköy, eski Florya mı? Eskiden Florya'da çıktığın zaman bir tane kırtasiye yoktu ben küçükken sokakta yürürken. Şimdi öyle mi? Apartman. Ha oranın şansı ne maalesef? Zemin kötü olabilir ama binaların çoğu yenidir orada. Hepsi yani şu anda. Nerede? Florya'da. Çoğu bina yeni. Ha hepsi evet. Ben orada yaşıyorum. İşte ve çoğu bina yeni. Binalarımızın hiçbirinin yanında bir bina yok. Evet. Müstakil hepsi ve en fazla iki katlı. Evet güzel. Zeminle beraber. İşte, güzel. Öyle binalar var. Ama şey tabii yine de ya gerçekten kader ya. Hani gerçekten bilemiyorsun kader. Ki. Şimdi ben aşırı kaderciyim çünkü senin depreme nerede yakalanacağın belli değil. İşte kadın gelinini görmeye gitti Hatay'da öldü. Öbürü dedim mi? Mesela nişana babasını. Gittiler, kuzenleri nişanlanıyor diye İstanbul'dan bir uçak dolusu insan gitmiş. Hepsi Kıbrıs'tan voleybolcu çocuklarımız geldi, öldü. Kaderde ne varsa bunu yaşayacağız. Fakat bir gerçek de var ki sağlam binada oturmak hayat kurtarıyor. Tabii bunu canım. Da gördük. Tabii, sadece sağlam bina yetmez. Zemin de sağlam olacak. İşte zemin bina sağlam. Zemin sağlam değilse zemin binayı sağlam binayı yıkıyor. Hayat kurtarıyor yani. Ama kaderde tabii şimdi mesela sen İstanbul'dasın. Allah evet, korusun. Evet. Mesela ailen Bodrum'da. Evet. Mesela şu an üçümüz bu saatte arkadaşlarımızla buradayız. Ne zaman bize nerede ne olacağını bilmiyoruz. Hiç bilemezsin. Hep depremi konuşurken sanki gece yarısı biz uykudaymışız da o zaman olacakmışız gibi hissediyoruz değil mi? Çünkü en savunmasız olduğumuz o ya. Bir de hep öyle yakalanıyoruz ya. Evet. O yani, bizim bilinçaltımıza yerleşti. Evet. Ama depremin saatini ve gününü tabii ki bilemiyoruz. Yani hepimiz başka yerlerdeyken de olur. Çok rahat, çok muhteşem, yıkılmayacak bir ev inşa ederiz. İşimizdeyken deprem olabilir. Yolda olursun. Yolda olursun. Biraz da yazılan neyse onu yaşayacaksın. Binalar üstüne gelir. Allah başka korusun. Bina seni yapar. Yani, bir arkadaşım geçen gün öyle söyledi. Çok da etkilendim. Ölüm bir tane. Evet. Ölüm bir tane. Ama bile bile de lades işte o kadere karşı çıkmak demek. O yüzden en güzeli tedbiri almak. İstanbul'dan göç başlayınca ne olur? İstanbul boşalınca trafik tabii azalacak azalır, İstanbul'da. Azalır. Zaten azaldı değil mi Sinem? Bayağı sen de azaldı. Trafik İnsanlar yaşıyorsun. Dışarı çıkmıyor artık. Bir de insanlar artık dışarı da çıkmıyor. İstanbul o kadar boşalmaz de, zannetmiyorum. O kadar. Çok giden var ama şu anda İstanbul'dan. Ya, ciddi bir göç var yani İstanbul'dan şu anda. Ya o kadar trafiği fark ettirecek kadar zannetmiyorum ya. Mesela şu anda en çok rant yapan semt Zekeriyaköy ve Sarıyer. Sarıyer, evet. Herkes yani şöyle herkes derken tabii ki yine de durumu olanlar o bölgeye taşınıyor. Durumu olmayan zaten o bölgede çok zor oturur. Niye gidiyorlar İstanbul'da? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şamil Şen çok ürkütücü bir gerçeği açıklamış ve bunu yıllar önce ilk kez ben söyledim diyor. Güneydoğu'daki depremde Kahramanmaraş depreminde yaşandı diyor. Fermuar sistemi fay hattı vardı orada. Bir vurdu sonra bir daha vurdu öbürü de vurdu diyor. Fermuar hattı. Ne demek fermuar yani? Tip fay hattına sahip diyor Güneydoğu diyor. Aynı şekilde tıpkı Amerika'da bulunan San Andreas ve Gerlik fayları da bu şekilde fermuar fay sistemiyle çalışır diyor. Bizim Doğu Anadolu ve Elbistan fermuar tipi fay hattına benzer. Amerikalılar şimdi diyor. Marmara'da Türkiye'de da mı? Geleceğim. Türkiye'de bu oldu. Fermuar tipi faylar harekete geçti. 6 saat arayla deprem oldu. Acaba bizde de mi böyle olacak diye bunu tartışıyorlar yoğun şekilde diyor. Ve Marmara'da da diyor. İzmit'ten gelen Kuzey Anadolu fayı Marmara Denizi içinde fermuar şeklinde kollara ayrılıyor. Dolayısıyla Marmara'da da son Kahramanmaraş depremi gibi çiftli deprem olabilir diyor.
Çiftli deprem olabilir deprem, diyor. Yani ve 6 saat farkla değil 6, mi? 6, 7, 8 ve 7 şiddetinden daha fazla olur diyor bu depremlerin her biri. Allah korusun ama bir bilim adamı da bu şekilde şuna ilginç bak. Bir görüş. Gıcık oluyorum şu haritaya biliyorsun. Tabii hepimiz. Çok uyuz bir görüntü. Sinir oluyor. Sinirimizi bozuyor. Orada bir şey falan. Çok evet. kötü. Allah bizi korusun. Bir peki an önce şimdi. Bir araya gelip toplu ağızdan bir açıklama yapıp insan psikolojisini bir tık rahatlatsınlar. Birbirlerinin tezlerini kim çürütüyorsa çürütsün bir tane doğru çıksın ortaya. Bence evet. doğru tektir ya. Bu böyle yoruma açık bir şey aklımız olmamalı ya. Aklımız karışmasın yani. Şunu yeter. Da söyleyeyim. O zaman şunu sen da söyleyeyim. Sen de çok aklımı karıştırıyorsun. Ama tam bak tam söylediğin lafın 58 üzerine. 58 tane fay attı sayıyorsun hayır, her hayır. sabah. Tam söylediğin üzerine bak. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy. İstanbul'da tsunami olabilir diyor. Ayrıntısına girmeyeyim. Ayrıntısına girince de insanları üzüyoruz mu sanki Bircan? Ayrıntısına girmeyeyim ama şunu söyleyeyim. Birisi çıkıp diyor ki 6.5'u geçmez. Vebalini sen ödeyecek misin? Sayın Profesör Doktor Üşümez Soy için söylüyor bunu %100. Çünkü Üşümez Soy İstanbul'da olacak deprem 6.5 şiddetinin büyüklüğünü geçmez korkmayın diyor. Bu Profesör Şükrü Ersoy da diyor ki birisi çıkıp diyor ki 6.5'u geçmez vebalini sen ödeyecek misin? Ben en kötüyü düşünüp hareket etmekten yanayım. Tarihe bakın diyor. Tarihe. İstanbul'un deprem tarihine bakın diyor. Bu hoca da. Geçmişine mi bakın diyor? Ben size bir şey söyleyeyim. Ahmet Ercan yok mu? Evet. Tesadüf, dünya çok küçük. Yılbaşında bir arkadaşlarım Mısır turuna gidiyorlar. Dönüşte aynı uçaktalar. Ahmet Ercan'ı görünce arkadaşlarım diyor ki hocam İstanbul depremi olacak mı? Asla olmayacak diyor. Sonra arkadaşım da teyit etmek için diğer arkadaşına yazıyor. Bu hoca bize böyle dememiş miydi? Evet böyle demişti. Bu ne yapıyor diyor. Uçakta çok aynen bu attığı tweetler gibi dini inancıyla ilgili ve Allah'la ilgili de çok ciddi saçma sapan konuşmalar yapıyor. Yani aslında Ahmet Ercan tam kendi dilini ve kendi karakterini anlatmış söyledikleriyle ve yaptıklarıyla. Değişik bir insan. Evet çok değişik bir insan. Çok çok enteresan yani. Çok değişik bir insan. Bu arada bu haritadan bahsederken tüylerim diken diken oluyor demiştim. Şöyle düzelteyim. Canım Türkiye'nin güzel haritasını görüp şöyle fay hatlarıyla çevrili olması ve insanların bu kadar ürküten bir harita olmasına bu hale gelmesine çok üzülüyorum. Tabii haritası. Ki normal evet, bir evet. şey yani. Deprem bu haritaya haritası. Bakıp da zaten çok şu anda haritası. Siniri bozulmayacak ya da üzülmeyecek kim var ki? Hepimiz gerçeği görüyoruz çok. Ve üzülüyoruz. Bu maalesef. Topraklarda 150 bin vatandaşımızı maalesef depremlere vermişiz. Cumhuriyet'in kuruluşundan beri. Bu resmi rakamlar tabii. Şu Kuzey Anadolu fay hattı çok ürkütücü değil mi? Çok, evet. çok. Çok uzun, çok ürkütücü, son derece geniş. Yani orada inanılmaz bir şey geliyor bana. Hep küçüklükten beri bu Kuzey Anadolu fay hattından çok korkuyorum. Ama genelde Ege ve Akdeniz'deki o şey doğudaki şey daha çok bizi harekete evet. geçiriyor. Ve ilginç bir şekilde o fay hatları bir yerde birbirleriyle kesişiyorlar. Geliyorlar doğu en uçta kesişiyor. Güneydoğu'ya tekrar gelen. Tekrar haritayı alabilir miyiz? Yani, şurada enteresan bir birleşim var. O işte evet o, orada. Doğuyla Kuzey Anadolu fay hattının birleştiği Doğu Anadolu'nun olduğu bölge. Ya nasıl yoğun değil mi orada fay hatları? İnanılmaz yani orası inanılmaz. Evet tıpkı orası Ege'de fena. Olduğu gibi. Ege'de olduğu gibi. Tıpkı. Ege'de bir de yeni faylar çıkmış. Ülkenin İç Anadolu'su ve tabii Akdeniz'in bir tık daha batısına doğru daha da Orta Akdeniz evet. daha sakin görünüyor daha dingin görünüyor. Evet. Şimdi burada mesela Niğde civarında, Konya civarında hiç fay hattı gözükmüyor baktığın zaman ama var aşağıda var. Yani Niğde'de deprem oldu, Konya'da deprem evet. oldu. İlçelerinde evet. aşağılarda var ama evet. Yoğun olmadığı için ama çok sarsıntılı bir şekilde olmadığı yer yerinden oynayacak gibi. Olmadı da yine de insanları, oradaki insanların aklını çıkaracak kadar şey yaptı İnsanlar yani. İnsanlar şimdi çok büyük bir deprem olduğu için en ufacık sallantıdan korkuyorlar. Ama bu haritanın içinde o bölgenin olmaması büyük bir şans şu bir anda bence. Bir de şimdi fay hattı geçiyor ama Sinem, fay hattı diyelim atıyorum işte geçti şeyden, ne o? Zonguldak'tan. Hmm. Geçti ama sadece Zonguldak'ı etkilemiyor ki. Tabii ki. Bu arada bu biraz da göç haritası ha. Bir bakıp şöyle buraya gidebiliriz, buradan evet. geçebiliriz falan gibi de bir harita bu.
Mesela şuraya hiç gitmemeliyiz gibi de bir harita yani. Tabii. O yüzden İstanbul'da göçler Kırklareli belli tarafına, illere. O tarafta tabii. Sarı, belli tabii. illere doğru oldu. Samsun dedi. Samsun, Sinop. Sinop dedi. Tabii. Onlar hiç depremin olmadığı, söz konusunun hiçbir zaman duymadığımız yerler mesela. Ama bak mesela Ege'nin iç batısına kadar konu ne hale gelmiş. Felaket. Allah maalesef. Yardımcımız olsun. Allah. Peki evet. Şimdi sadece vatandaş korkmuyor, ünlüler de. Korkan vatandaşlar arasında Tiny House furyası. Ay çok çok çok. Zaten biliyorsun bu otel olarak da çok şey yapılıyor, tercih evet, ediliyor son zamanlarda. Evet, çok son zamanlarda Tiny House'u çok duyar, çok konuşur oldu. Çok. O yüzden de çok moda oldu. Bu işi yapan birkaç insanla da tanıştım. Bunu, çok ilginçtir, birazdan anons edeceğim. Bunu zevk için insanlar bahçelerine, arsalarına, arazilerine koyuyorlar da şimdi ihtiyaçtan mecbur bakalım oldu. Günler Tiny House'a başvurdu. Bakalım. Depremler ünlüleri de korkuttu. Depremden korkan ünlü isimler gözünü Tiny House evlere dikti. Tiny House evler nedir? Hangi ünlü isimler bu evlerden aldı? İsimler hangi bölgelerden arsa almak için yarışa girdi? İlginin artmasıyla Tiny House evler ve arsa fiyatları nasıl arttı? Türkiye'nin gündemi yaklaşık bir aydır depremler oldu. Bir deprem bitiyor, bir deprem oluyor. Artçılar bitmek bilmiyor. Deprem bölgesinde enkaz çalışmaları devam ediyor. Devlet ve vatandaş el ele vererek yaraları sarmaya çalışıyor. Kediler şöyle geçelim. Deprem Doğu bölgesinde oldu ancak televizyon programlarında İstanbul depremi konuşuldu. İstanbul'u bekleyen büyük deprem gündeme gelince insanlar çözüm arayışına girdi. Kimi deprem riskinin en az olduğu şehirlere gözünü dikti, kimileri prefabrik evleri ilk gösterdi. Kimileri ise depremler sonrası ilginin iyice arttığı Tiny House evlere yöneldi. Peki nedir Tiny House evler? Tiny House ev minimalist ve doğayla iç içe yaşamayı sevenlerin tercih ettiği bir ev türü. Küçük boyutlu, işlevsel, gereksiz alanlar barındırmayan 30 metrekareye kadar küçük bir ev modelidir. Tiny House evleri ister taşıyarak kullanabilirsiniz, isterseniz de arsanızı yerleştirebilirsiniz. Bu akıma ünlü isimler de katıldı. Geçtiğimiz yıl yakışıklı oyuncu Aras Bulut-İynemli'nin böyle bir ev aldığı söylenmişti. Şimdi de Çağla Şikel, Neslihan Atagül, Kadir Doğulu çifti, Yasemin İzzet Özilhan çifti, Berkay Özlemada Şahin çifti, Aslı Tandoğan, Göksel, Mehmet Aslantu, Arzu Monan çifti ve İbrahim Çelikkol Tiny House ev arayışına girdi. Kimileri İstanbul için de bu evleri aradı, İbrahim Çelikkol ise Ege bölgesinde arsa bakmaya başladı. Evet, dakikalar sonra Sinan Akçıl bizlerle olacak ve biz de bu güzel projesini konuşacağız. Tabii depremi konuşacağız uzun uzun. Hazır ünlülere girmişken ünlülerin deprem korkularından bahsedelim. Ünlüler de insan. Bak seni eleştirmişler. Niye korkuyorsun koca adam? Ünlüler evet. Ölmeyecek mi yani? Ünlülere ölüm yok mu? Biz business'lık biz de böldük yani diyorsun. Allah aşkına yani. Deprem herkese deprem. Ünlüler Tiny House yani o küçücük minimal evlerde 30 metrekare ve daha küçük. Evlerde 30 metrekareden büyük olamaz. O zaman başka bir şey olur. Ama evlerde yaşayabilirler mi? Yaşayabilirler mi? Daha da büyük olanları var ama. Ama işte o Tiny ama House değil house o. Olmuyor. O Tiny House olmuyor. O da biraz büyük o başka oluyor. Bir şey. Ya yaşayamaz burada ama yani en azından Allah korusun geçici bir süre kalabilir bir ben şey olsa. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bu ne hale gelir biliyor musun? Hafta sonları gidip hobilerimizi yaptığımız bir yer haline gelir bir süre sonra. Öyle değil mi? Zaten şu anda öyle Sapanca bunlarla dolu. Bütün millet asla 5 yıldızlı otellerde kalmıyor. Sapanca'da çok ciddi bir otellerin rant düşüklüğü var. Şimdi herkes bunları herkes tercih ediyor. Herkes Tiny House. Bir de taşınabilir olması Bilal abi çok pratik geliyor insanlara. İnsanlar kendi evinin bahçelerine bile artık Tiny House yaptırabiliyorlar. Bu sektör depremden önce çok zaten hobi olarak sevilen bir sektördü. Şimdi fiyatları neredeyse 5 katından fazla hale geldi. Aslında bunları da uygun tutsalar herkes alabilse değil mi? İnsan en azından köyüne götürebilse. Ama sana mesela. Şöyle söyleyeyim. Tiny House dediğin zaman lükse giriyor. Tabii. Lükse giriyor tabii. Çelik konsorsiyum falan değil yani. Bayağı Tiny House her şeyiyle çok lüks.
Tabii. Evet, bu 2008'de Avrupa'da ve Amerika'da küresel krizin etkisiyle gelişmiş bir sektör haline gelmiş. Yani insanlar daha ekonomiye önem verince daha minimalist ve doğaya da daha az zarar vererek yaşama arzusuyla bu tiny house çözümü ortaya çıkarmışlar ve bu sonra yayılmış, adeta bir sosyal hareket haline gelmiş. Kaynaklarda böyle söylüyor ve sloganları da bir evden küçük ama bir evden fazlası. Bir evden fazlası, yani bu biraz tabii abartma olmuş. Bir evden fazla mutlu ediyor seni. Değişik avran değişiyor, değişik bir ortam yani. Sen çok mesela çok mutlu olursun. Çok ama aşırı dar tabii. Ya ama ben, bir tık genişi güzel. Üst kata çıkıyorsun, işte yatak bölümü var, üst katta kafan değiyor. Boğuluyorsun tabii. Yani, nefes alamıyorsun. Tomografi değil. Ama yani bak şunlar falan güzel, şık. Yapılabilir, alınabilir. Ünlüler alsınlar. Şimdi Berkay yani. Özlem Ada Şahin mesela saray gibi evde oturuyorlar. Allah daha iyisin, daha çok versin. Amin. Yani 300 metrekare evden, 250 metrekare evden tiny house'a 30 metrekareye çıkabilirler. Mümkün mü ya? Tiny house'ta yaşamayacaklar ki orada. Neslihan Atagül Kadir Doğulu çifti. Yasemin İzzet Özilhan. Şimdi bunlar haftada bir kere davet veren, parti veren çiftler. Hep böyle biliyoruz. Sosyet eden tamam. Ünlüler dünyasında. Tiny house'un neresinde parti verecekler? Tiny house'a parti misin? Vermek için mi gidiyor? Nasıl yani yaşamlarını değiştirmek kaçmak için gidiyor. Keyif için gitmiyor. Olur mu ama yani tiny house fedakarlık yapacaklar mı? Her türlü Allah. Devamlı süreyle fedakarlık. Tiny house millet bir güvenimiz olsun. En azından gidecek bir yerimiz olsun. Bir tane dursun diye alıyordur ünlüler. Parti yapmak için tiny house mu satın alacaklar? Mehmet Aslantu tamam. Mehmet Aslantu zaten evden bir uzaklaşıyor. Deniz adamı. 3 ay teknede. Teknede yaşıyor. Teknede, deniz adamı. 1 metrekare 2 metrekare alanda yaşıyor. Okyanusun ortasında. Mehmet Aslantu yapar bunu. İbrahim Çelikkol yapar, dağ adamı, mağara adamı yapar. Mağarada yaşayan bir adam zaten biliyorsunuz. Vallahi biliyor musun? Korku insana her şeyi yaptırır. Bu işin ünlüsü, zengini, osu busu yok. Çağla Şikel asla. Geniş stüdyolarda çalışmaya alışmış. Yani ya insanlar mekanı... korkusundan böyle bir tercihte bulunuyorlar. Bir yerin genişliğine, rahatlığına, lüksüne bakmıyorlar ki şu anda. Yok ben şimdi önümdeki habere böyle bakıyorum da. Böyle bir güvenilir bir yerimiz olsun diyorlar yani. Gayet de mantıklı bence. Yok ben bunu kendilerini böyle biraz ortaya atmak için, göstermek için yaptıklarını düşünüyorum. Asla tiny house evi alırlar bir canın dediği gibi. Evlerinin bahçelerini kurarlar. Yani müştemilatlar var zaten evlerinin bahçelerinde. İşte ara sıra tiny girer çıkarlar. Gibi. Ha belki çok korkan olursa geceleri yatmaya oraya girer. Evet olur o. Niye oraya çok, gidip çok korkar olursa. Ya belki İstanbul'dan uzaksa bir yerde sadece uyumak için mantıklı. Yani bahçeye bir iki tane de yapılabilir. Yani çocuklar, işte anne bir çocukla, baba bir çocukla. 4-5 tane uyunabilir, yap bahçeye. Uyunabilir. Mesela Demet Akalın bahçesine 30 tane yapar. Bütün arkadaşlarını da toplar. Tiny house çiftliği kurar. Okan'ın Demet Akalın bahçesinde zaten çocuğu için yaptırdığı çok şirin böyle pembe bir ev var. Çok güzel böyle. İşte yani. Hani oyuncak evler var ya böyle biraz... Yani yapan yapabilir. Çok da mantıklı. Evet. Mantıklı yani, mı diyorsun? Mantıklı tabii. Ama o zaman tiny house fiyatlarının da artmamasını dileriz yani. Yani evet tabii bu kadar da bundan da bir rant sağlamasınlar. Yeter yani. Biraz evet. Uygun olsun. Herkes yapabilsin. Şimdi Şeyma Subaşı'na gideceğiz. Deprem zamanı 400 bine yakın takipçi kaybeden Subaşı imana geldi. Buyurun. Depremin acıları Türkiye'yi yasa boğarken paylaşımlarıyla tepki çekti. 400 bin takipçi kaybeden Şeyma imana geldi. Eline kura alan Şeyma'nın fotoğrafı takipçilerini tatmin etmedi. Depreme duyarsız kalan Şeyma Subaşı günah mı çıkarıyor? Normalleşme polemiklerinin gölgesinde Şeyma Subaşı paylaşımlarıyla tepkilerin odağı haline geldi. Depremin acıları hala tazeliğini korurken Şeyma'nın küvet pozları, tatil fotoğrafları insanları öfkelendirdi. En güzel cevabı takipçileri verdi. Kısa sürede 400 bin takipçi kaybederken binlerce kişi Şeyma Subaşı'yı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na şikayet etti. Yasak gündeme geldi. Şeyma geri adım attı. Artan şikayetlerin ardından sosyal medya hesabına Türkiye'den erişim yasağı geleceği konuşulan Subaşı uzun bir yazıyla aslında ne kadar acı çektiğini dile getirdi.
Gözden bir hayli düşen Şeyma'dan takipçilerinin gönlünü kazanmak için yeni bir hamle geldi. Şeyma Subaşı gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesabından Kur'an-ı Kerim okuduğu anları takipçileriyle paylaştı. Şeyma'nın paylaşımı takipçilerine inandırıcı gelmedi. Şeyma Subaşı'nın takipçilerini kaybetme korkusuyla manevi paylaşımlara yöneldi ileri sürüldü. Peki Şeyma hangi ayeti paylaştı? Ayette ne yazıyordu? Ne anlatmak istedi? Şeyma Subaşı bu süreçte hiç hayatından ödün vermedi. Paylaşımlarından da ödün vermedi. Olduğu gibi devam etti. Ve 400 bin takipçi kaybettikten sonra da biraz çark etti galiba. Şeyma bu saatte, siz bir dakika Şeyma ile ilgili farklı düşünüyordunuz değil mi? Sen bir şans daha verilmesini istiyorsun. Sen don't, niye vereceğim? Ya o da yani niye böyle bir şey söylüyor anlamadım. Sanki Şeyma bizim dostumuz, arkadaşımız, bizi kırmış da şans istiyor. Yani Türk toplumunun sinirini bozan bir insana neyin şansını niye vereceksin yani? Bunu anlamış değilim de. 400 bin takipçisi kesin gitmiş mi? Daha da gider. Gitmiş. Daha da gider yani. Gitmiş. Daha da gider, daha da gitmeli bence. Vallahi gidiyor biliyor musun? Ben bakıyorum tek tek gidiyor. Gitsin. Bazı insanların takipçi sayısı gitti. Bazı insanların beğenmeleri, like'ları, görüntülenmeleri hep azalmış. Bu süreçte insanlar tepkisiz, sessiz tepki devam ediyor. Ya ben onu benim şeyime danıştım da yazılımla ilgili bu konuda çok bilgili bir arkadaşım var benimle çalışan. Ona danıştım da bu takipçi azalmaları, takipçi gelip sonra gitmeleri falan bu çok normal dedi. Bunu bütün hesaplarda görüyoruz dedi. İnsanlar bundan endişe etmesin dedi ve Instagram şu anda dünyada lider durumda dedi sosyal medyada. Doğru. Türkiye'de de lider durumda bu şeyden depremle paylaşımlar en çok Instagram'da oldu dedi. Çok paylaşan olursa depremi dedi. Takipçi geliyor ama bir süre sonra da o gelenler gidiyor dedi. Eskilerinden kaybetmiyorsun büyük oranda. Yeni gelenlerden kaybediyorsun dedi. Bu dalgalanma normalmiş yani. Şunu söyleyeceğim. Şeyma Subaşı günah çıkarıyor diyoruz ama Şeyma Subaşı'nın Kur'an paylaşımı ilk kez olmuyor arkadaşlar. Ben hep söylüyorum ya eğri otururum doğru konuşurum. Hamile olduğu dönemde de Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini okuduğunu söylemişti zaten. Ve bundan 2 yıl önce de Kur'an'la ilgili paylaşımda bulunmuştu. O zaman da Bakara suresinin 201. ayetini Bismillahirrahmanirrahim ve Rabbimiz diyen insanlar var. Bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. 202. ayet bunlara kazandıkları tahsis edilecektir. Allah hesabı çok çabuk görür. 2 sene evvel de bunları paylaşmıştı. Demek ki zaman zaman belki kendi başını sıkıştığını... İmanla paranın kimde olduğu belli olmaz. O ayrı. Şimdi bu başka bir şey. Şimdi Şeyma'nın bunu dua paylaşması, işte bir dua okuması, Bakara suresini paylaşması bu ayrı bir şey. Böyle işte bir leopar şal örtmesi havalı bir şekilde bu çok ayrı bir şey. Biz zaten kimsenin inancını sorgulayamayız. Çünkü bunu sadece Allah ve kul arasında olan bir şey. Doğru. Vay efendim sen hiç eline Kur'an almıyorsun falan biz burada fetva veremeyiz. Bizim sinirimizi bozan şey Şeyma'nın uygunsuz, saçma sapan hareketleri. Yani ülke enkaz altındayken, canlar ölmüşken bu kadar bizim kaybımız az değil ki. Yani haritamız gitti, ülkemiz kaydı gitti yani. Yer değiştirdi. Yani biz çok büyük bir şey yaşadık ve hala da yaşıyoruz. Biz bu kadar kötü olaylar yaşıyorken senin tabii ki bu ülkenin vatandaşı olarak... Bunları yapman bizi sinirlendiriyor ve gıcık ediyor. Tabii ki buradan istediğimi söylemekte özgürüm. Ben Şeyma'nın her paylaşımını, her yaptığı şeyin haber olacak nitelikte olduğunu bilerek yaptığını biliyorum. Yani ilk baştaki duyarsız tavrı da, şimdiki Kur'an-ı Kerim paylaşımı da hepsinin nereye gittiğini, ne konuşulacağını, ne yazılacağını biliyor. O yüzden Şeyma böyle çok kendini umursamaz gibi, çok bu ülkeden değilmiş gibi gösterse de aslında her şeyi derin bilen, stratejiyi çok iyi bilen. Ben şey dedim, insan vicdanı refleksle hep diyorum ya çıkar. Ama böyle bir gün üstüne yatıp Allah'ım yarın depremle ilgili ne paylaşım yapsam falan diye düşündükten sonra sen bir iş insanı oluyorsun. Öyle tabii. Düşünüyor mudur Şeyma? Yani... Şeyma nezdinde bunu düşünen herkese söylüyorum. 5 gün sonra çıkan Serena'ya da söylüyorum ben. Ya tabii canım yapmacık paylaşım danışarak, çok. Danışarak ne yapacağını refleksin dışında.
Dur bakayım ya. Duygusu Sinem, dışında. Sinem yarın ne paylaşsam acaba dediğin an sen insanlıktan çıkıp iş insanı oluyorsun. Proje geliştirici oluyorsun. Tabii. Böyle. Yani o hayal dünyasını geliştirmiş oluyorsun. Ben Şeyma'yı da öyle düşünüyorum. Ya refleks olarak onun canı o yemeği yemek istiyor. O dansı yapmak istiyor. Ama ve lakin bir proje geliştirmesi lazım. Atıyorum işte Kur'an-ı Kerim'i alayım elime. Onun üzerinden de yürüyor yani. Şimdi bu en son paylaşımda yine Bakara suresi 271. ayet mesela. Bence burada yani eleştiriliyor ya yardım etti mi etmedi mi niye yardım etmiyorsun filan şeklinde. Sadakaları bismillahirrahmanirrahim sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır. Ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Şimdi biz bunu Şeyma'dan öğrenmeyeceğiz. Tabii tabii. Yok, buna cevap hani eleştirilere cevap için herhalde bunu paylaşıyorum. Ya da Hatipoğlu da değil. Aha. Biz bunu Şeyma'dan da Nihat öğrenmeyeceğiz. Nihat Hatipoğlu cevap hakkı doğdu. Biz bunları Nihat Hatipoğlu hocadan öğreniriz mesela. Şeyma'dan değil. Bu arada yardım yaptıysa bile Mido yapmıştır. Biz ayrıca Şeyma'nın yardımıyla ilgili burada tek kelime etmedik. Tek kelime etmedik. Şeyma'nın bütün şuursuz davranışlarıyla ilgili konuştuk. Şeyma yardım eder etmez o kendi vicdanı. Ona biz zaten bir şey diyemeyiz ki aynı sen niye 100 lira verdin, öbürü niye 500 lira verdi. O herkesin kendi vicdanı öyle değil mi? Ya %100 katılıyorum ama onun sevgilisinin çok vicdanlı ve iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Ya onun sevgilisi öyle de mi? Yardım etmiş Mido. Olabilir. Olabilir. Bence Mido yaptı. Ya Mido da yapmış olabilir. Şeyma da yapmış olabilir. Yapsın da biz zaten onun yardımlarıyla ilgili konuşmadık. Yapmak zorunda değil onun ama yani. Onun saçma sapan danslarıyla, saçma sapan kahkahaları, saçma sapan partileri. Biz bunlarla ilgili konuşuyoruz. Ya bu arada Şeyma sadakanı göstermiyorsan dansını da göstermeyi ver ya. Yani. Bu kadar şeysen. İzole yapmayı biliyorsan evet, her şeyi. Evet, dansını da gizli yapabilirsin. Yani şimdi bu kadar ayetleri de Şeyma'dan gözümüze öğreneceğiz değiliz. Gözümüze sokutun dansından sonradan Bakara suresiyle bize ders vermeye kalkma. Evet bir elin verdiğini diğer el görmez ama dansını da gösterme o zaman. Öf edebiyata gelince hepiniz var ya şey İbn-i Sina'sınız. Yani bir de ama her cuma günü haftanın dört günü yani Şeyma için de söylemiyorum da perşembeye kadar her türlü pisliği yapıp bütün iğrençliklere batıp cuma günü hayırlı cumalar demeniz komedi yani. Vallahi cumayı da kullanıyorsunuz. Ya evet. Cuma gününü de kullanıyorsunuz. Dini kullanma işi de bana çok evet şey geliyor. Çok enteresan. Biz de arkadaşlarımızla görüşüyoruz, sohbetler ediyoruz, paylaşmıyoruz, imtina ediyoruz, göstermemeye çalıştık. İşte artık yavaş yavaş normalleşti. Ya elimize de yoğurt alıp da dans etmedik ya. Ya her ne kadar da olsa bir arkadaşınla bir yemeğe de gitsen ama kalkıp da dans etmezsin. Zaten içinden gelmez. İnsanın içinden gelmiyor ya yani. Ya hadi diyelim geldi insan da yani insanın içinden geldi. Gösterme be. Gösterme. Yanlışlıkla mı yaptın onu da? Sadakayı göstermeyeyim ama dansımı göstereyim. Yersen. İşinize geldiği gibi davranıyorsunuz. Bak ne güzel saklamışsın yardımlarını. Danslarını da saklayabilirdin. Ben yemedim yani. Aynen öyle. Ben zaten de Şeyma'yı bu dansından dolayı eleştirmiştik. Depremden hemen 10 gün sonra bu dans paylaşımı. Şeyma'yı biz her şeyden dolayı eleştiriyoruz. Biz Şeyma'yı kendi ekibindeki çocukcağız için de eleştirdik. Biz Şeyma'nın bütün hareketlerini eleştirdik. Saçma sapan kızıyla olan diyaloglarını eleştirdik. Partide arkadan gelen sesleri eleştirdik. Şimdi tam deprem konusunda bu dansını eleştirdik. Şeyma 1, 2, 3 değil ki. Şeyma'nın yaptıkları bardağı taşıran son damlanın dublesi. Ama Kur'an paylaşmasında bir şey yok. Bu güzel bir şey. Ya beni ilgilendirmez. Bu güzel bir şey beni ama. Bu güzel bir şey beni yani. Beni ilgilendirmez yani. Bunu da takdir yani et ama. Kur'an Kur'an paylaşması. Ben niye takdir edeyim? Ne münasebet? Allah'ın adını yayıyor. Bu güzel bir şey. Bunu Allah için yapıyor. Ben niye onu takdir edeyim şey ki? Ben ondan öğrenmeyeceğim bazı şeyleri yani. Ama bak iyi oldu. Cuma ya. Bize de şey oldu. Mübarek Cuma günü diyorsun. Mübarek Cuma günü Şeyma'nın paylaşımını konuşmak nasip oldu bize de. Aynen öyle yani. Allah ben üç aylardayız sinirlenmeyeyim şey diyorum. Takdir edemeyeceğim kusura bakma. Sen tamamen sildin yani hiçbir şekilde bir şansı hak etmediğini düşünüyorsun. Ben Şeyma'yı zaten kendi ekibindeki o gencecik çocuk öldüğü gece partisinde dans ederken sildim. Anladım. Ya zaten ondan önce de benim hayatımda bir yerde değildi sildim derken yani. Hani ben Şeyma'yı seven biriz ya da Şeyma'yı niye seveyim? Ya Şeyma'yı tanıyor muyum? Konuşuyoruz ha, yani. İşimizle ilgili konuşuyoruz de sevmediğim biriydi benim zaten davranışlarından kimseyi dolayı. Kimseyi sevmek zorunda değilsin canım. Ya tamam sevmek zorunda. Niye bazılarını seviyoruz mesela? Bazılarıyla ilgili de eleştiri yapıyoruz. Kötü haber olabiliyor ama seviyoruz mesela değil mi onu? Seviyorsun. Ne olduğunu biliyorsun çünkü. Şimdi ben Şeyma'nın da ne olduğunu bildiğim için Şeyma ile ilgili hiçbir zaman fikrim değişmeyecek. Bir saniye sevgili Bilal Özcan, bu paylaşımın sen nesini takdir etmek istedin?
Bakara suresini tövbe haşa o yazmadı ki, bizim bildiğimiz bir sureyi gösterdi yani, bize. Tabii canım, ama Allah'ın ismini zikrediyor sonuçta. Tamam, ne güzel. Bu güzel bir şey yani, benim de Bakara suresini burada okuyup sevap kazanmama neden oldu. Ya sen iyice kadar Bakara suresini okumuyor muydun? Okuyordum, o ayrı bir şey. Vesile ama ne kadar çok uyarsa, ne kadar çok konuşulursa Allah'ın hasretlerine... Şeyma mı buna vesile olacak? Allah'ın hasretlerine ne kadar çok dile getirirsen, hangi vesileyle dile getirirsen sevap kazanırsın. Yok, delirtir bile. Allah'ın adını hangi vesileyle zikredersen iyi kalbinle sevap kazanırsın. Şeyma'nın takipçilerinin çoğunun zaten bu paylaşımı görünce okuyacağını bile düşünmüyorum ben. Bu bir, hadi onu da geçiyorum da. Sen şimdi zaten her sabah, her gün Allah'ın adını zikrediyorsun. Sen şimdi Şeyma paylaşmasa bugün Allah'ın adını zikretmeyecek miydin? Herkesin kalbindekini Allah bilir. Şeyma'nın da kalbinde hangi duyguyla, hangi inançla bunları yaptığını Allah bilir. Ben zaten onu yorumlamıyorum ki. Yani o orada Kur'an'ı paylaştı diye hata mı yaptı? Yanlış mı yaptı? Kızla iyi niyetle paylaştığında zaten anlaşılıyor. Ya bir İzmir patlamasında da Şeyma yine dans etmişti değil mi? Hayatım, Şeyma her zaman dans ediyor. Tamam mı? Çünkü her zaman bu kafada, çünkü uçuyor. Ayakları yere basmıyor. O yüzden sürekli dans ediyor. Cenaze ver dans ediyor. Yangın var dans ediyor. Biri ölmüş dans ediyor. Şeyma bu kafada, bu dünyada bu da bunu yaşıyor işte. Yani. Bundan sonrası için bir şans vermeyi ben uygun görüyorum kendisine. Tamam, sen şansını ver. Vallahi burası zaten şey, O Ses Türkiye yarışması değil ki, şans ver, şans ver. Şarkıcı mı olacak? Sen koltuğunla dön Şeyma'ya, ben dönmüyorum. Önümüzdeki günlerde göreceğiz zaten Şeyma'nın nereye vardığını göreceğiz. Nereye varacak? Göreceğiz yani. Kutsal topraklara gider, iki paylaşımda oradan yapar zamanında gidenler gibi, aklanır ondan sonra. Ya of. Allah aşkına. Yani ben seni anlamıyorum Bilal abi. Şunu bir başkası yapsa neler konuşurdu? Tabii, bravo. Ben inanamıyorum senin bu Şeyma aşkına ya. Tarafsız gözle bakıyorum. Pes. Tarafsız gözle bakıyorum. Pes. Nasıl evet. Tarafsız gözle taraf bakıyorsun? Tutan burada. Hayır, Sinem. O zaman tamam. Sinem depremden 48 saat sonra elinde yoğurtla şu dansı yapsaydı. Senle de biz burada yayında olsaydık. Çok merak ediyorum. Sinem'i tanıyan biri olarak soruyorum bir de sana. Hani seni tanıdığın biri olarak soruyorum. Ne yapardın ya? Hani şunu için alıyor mu? Bana neler Sinem söylerdi? Sinem niye yapmazdı? Bu hareket kötü Sinem değil mi? Sinem yapmaz. Yanlış. Ben BTK'ya şikayet edin Şeyma'yı dedim. Ha. Ama ondan sonra hemen onu kaldırdı. Gerekli düzeltmeleri yaptı, açıklamaları yaptı. Yani ben ona bir kere daha şans verilmesi gerektiğini düşündüm. Ya sen herkesle ilgili böyle iyi niyetli düşünüyorsun da, senin kalbini çok iyi biliyorum. Ama ben Şeyma ile ilgili bu kadar iyi niyetli düşünemiyorum. Allah affetsin. Ben de Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresinden o duayı paylaşıp sadakamızı kimlerin verdiğini göstermememiz gerekir falan gibi şeyler söylerken, dansını da göstermemen gerekir ya bu dönemde. Ben de oradayım tabii yani. Tabii orada hata yaptım. Yani hata izolasyon yaptı. Ne demek biliyorsan dini açıdan. Orada hata yaptım. Biraz da vicdani açıdan izole olursan biz de hayatlarımıza devam ediyoruz. Mesela çocuğumu sinemaya götürüyorum. İşte ne bileyim kuaföre gidiyorum. Bir şekilde kişisel bakıma devam ediyorum. Göstermiyorum ama. Hani izole ne demek orada biliyorsan, ders veriyorsan onun da altını çiz. Evet, orada böylelikle hata üstün yaptım. Ayrıca böyle bu kadar insan ölmüşken her türlü saçma paylaşımı yapıp da gündüz ateş düştüğü yeri yakar deyip o cümleyi kullanıp akşam tekrar bir eğlence kulübünden fotoğraf koyman, yani saçma sapan bir akıl tutulması yani. Canın ne isterse onu yapıyorsun. İnsanlar da ne her paylaştığına inansın istiyorsun. Ama öyle bir kafa yok. Takipçilerin hızla çıkmaya devam ediyor. Bu tarz paylaşım yapanları da hızla çıkmaya devam ediyor. Allah aşkına nesini takip ediyorsun sen Şeyma'nın? Bu arada... Sana ne yani? O çağrı sonrasında çok spam almış Şeyma. Hmm. Bir süre çok arama motorlarında da çıkmadı. Çok spam almış. Spam alınca işte Şeyma Asubaşı yazıyorsun sonuna kadar, o zaman çıkıyorsun Instagram'da. Hmm. Onu denedim. Tabii bayağı bir giden oldu, şikayet de oldu kendisine. Onu da sen çok başlattın. Evet, Bilal Hocam başlattı Şeyma'yı. Ben başlattım ama ondan sonra da... Ne şişansı, ne kebap mı? Hayır. Ondan sonra da kendisi yani resmen özür dilemese de o anlama gelecek paylaşımlar yaptı. Mecburen. İzah etti, anlattı. Ben de bir şansı hak ettiğini düşünüyorum. Şeyma bu kadar kişi takip ediyor mudur, yoksa bunların birçoğu bot olabilir mi? Bot olabilir birçoğu. Değil mi? Ya bot da olsa Şeyma'nın hayatına özenen maalesef çok genç kızımız var. Yok sattı be Şeyma, sadece Şeyma kitabı. Yani. Yok sattı ya. Aynen öyle yani. Sattı. Yani sen pizza değilsin, herkesi mutlu eden aslında sözü şey oldu ya. Sanki Konfüçyüs söylemiş gibi davrandı herkes. Kutu nasıl açılır diye bir kitap yazsa yine yok satar.
Kutu nasıl açılır, iyi koca nasıl bulunur? Nokta. O yarışmadan geldi. Kutuyu açtım, kocayı buldum. Bak kitap ismi. Kutuyu aç, kocayı bul. O yarışmadan geldi. Geçelim, ne yapalım? Evet. Kutuyu açtım, kocayı buldum diyor. Ha, böyle bir kitap yapsaydı yine yok satar yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç öyle bakmayan ya. Büyüklerin bir lafı var. O yatsın kalksın Acun'a dua etsin. Köpeksiz köye denk gelmişsin, değneksiz geziyorsun derler bizim orada. Tabii ki yani. O yüzden yatsın kalksın öyle bir çocuğunun babasının öyle olduğu çocuğunun için. Çocuğunun babası her gün ekran önünde milyonları toplasın, yuvarlasın. Çocuğunun babası depremzedeler için yuvarlasın yuvarlasın, bütün iş adamlarından para toplasın. Kendi cebinden bir dünya para versin. Sen de böyle oyna. Neyse, herkesin bir imtihanı işte. Haydi Masum Kırmızıgül'e gidelim. Biliyorsunuz depremin ilk anından beri Adıyaman'daydı. Depremzedelerle omuz omuza, dirsek dirseğiydi. İstanbul'a geldi ama hastanede gördük onu, yorgun, bitkin ve hasta. Haklı, yazık. Depremin ardından Adıyaman'da afetzede insanların kahramanı olan Mahsun Kırmızıgül hastanelik oldu. Mahsun Bey, iyi akşamlar. Çok geçmiş olsun. İstanbul'a gelen ünlü sanatçı bitkin görüntüsüyle dikkatlerden kaçmadı. Çok geçmiş olsun. Ayağınızın kozuyla geldiniz direkt hastaneye. Çok geçmiş olsun. Var mı? Çok geçmiş olsun. İlk andan itibaren depremzedelerin yardımına koşan Mahsun Kırmızıgül afet bölgesinde neler yaşadı, neler söyledi? Ben bunları ayaküstü anlatamam size. Öncelikle bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. İşte detaylar. Asrın felaketi sonrası elini taşın altına koyan ünlüler arasında yerini aldı. Mahsun Kırmızıgül afetzedeler için canla başla çalıştı. Depremin ikinci günü Adıyaman'a giden ünlü sanatçı Afat ve Ahbap'la birlikte depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kolları sıvadı. Adıyaman'da eksileri gören gece sıcaklıklarında depremzede insanlar için soba, battaniye ve çadır topladı. Ardından Hatay'a geçen ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yardım çağrılarını yineledi. Afet bölgesinde 21 gün geçiren Kırmızıgül İstanbul'a döndü. Hastane çıkışı görüntülendi. Bölgede günlerdir aracında ve çadırda uyuyan sanatçı yorgun düştü. Mahsun Bey, iyi akşamlar. Çok geçmiş olsun. Ayağınızın kozuyla geldiniz direkt hastaneye. Çok geçmiş olsun. Var mı ciddi bir şey? Yok çocuklar, gribal bir şeydi. Galiba yorgunluktan halsiz düştük bugün. Evet. Afet bölgesiyle ilgili sorulara ayaküstü konuşulmaz diyerek cevap vermedi. Türkiye'ye başsağlığı diledi. Tedavisinin ardından bölgeye geri döneceğini söyledi. 21 gün süreyi aşkındır da deprem bölgesindeydiniz. Nasıl geçti, neler yaşadınız, neler hissettiniz, biraz düşüncelerinizi çok özür dilerim size. Ben bunları ayaküstü anlatamam sizlere. Öncelikle bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Biz buraya ihtiyaçlar temin etmek için geldik. İki gün sonra da döneceğim Hatay'a. Oradaki insanların yanındayız biz. Ekiplerimiz de orada sahada. Burada arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, depremin ilk gününden beri Adıyaman'da depremzedelerle iç içeydi Mahsun Kırmızıgül. Büyük ihtimalle de hem moral olarak hem de fiziksel olarak çöktü. Bağışıklığı düştü belki. Bağışıklığı düştü diyorsun. Evet. Haklısın. Çok haklı, çünkü hem moral hem de orada tabii ki kendi sağlığına da dikkat edemedi. Zaten kendi sağlığını düşünmemiştir. Çünkü deprem bölgesinde zaman geçiren ve oradan gelen herkes hasta. Kendisini çok ihmal etmiş bence yani. Tabii. Kendisini hiç düşünmemiş. Kendisini hiç düşünmemesi de baksana, doğru değil. Yardım topluyor ama kendisi iyi olmalı ki çevresindeki insanlara faydası olabilsin. Yani kendisi hastanelik olmuş. Bu kadar kendini ihmal etmesini ama ben doğru bulmuyorum. Ama iklim değişikliği, orada düzgün beslenemedi, moral bozukluğu bir şekilde vücuttan çıkacak mı bir yani? Bir şey söyleyeyim mi? Bana gülmeyin ama özel hayatla ilgili bir şey. Bak, özel hayatında biri olsa onu çekip çevirirdi. Adıyaman'da da olsa yemeğini yedin mi, uyudun mu, üşüyor musun, her şeye bak, ha, tamam mı? Bir çorba yapanı yok diyorsun. Hiçbir şey yok. Özel hayatında mutsuz o. Evet, o da çok önemli ya, yazık. Evet. Bir gülmedi. Çekip çevireni yok ya, çok belli. Savrulmuş adam.
telefonun ucunda dahi birisi yok herhalde. Olsa mutlaka görüntülü olarak görülür. Zaten telefonun ucundaki onu didik didik yapacak. Onu yap, bunu yap, ilacını iç, üstünü ört, yemeğini ye. Gerçekten seviyorsa tabii de. Bence o kadar salmış ki. Yani biliyorsun, buyurun, aşka bağladılar olayı. Buyurun. Saçlarını bile taramıyordu biliyorsun son zamanlarda. Evet. Einstein gibi geziyor. Yani bu görüntüsünün sapsarı olması sadece ışıktan değil. Yok. Değil mi? Teninin... Gitmiş, beniz gitmiş adamın. Değil mi? Feri gitmiş gözünün. Ama tabii bir erkeğin hayatında iyi bir kadın olmalı. Doğru. İlacını iç, vitaminini iç, çayını iç, çorbanı iç. Bunlar çocuk gibi. Bunlar hiçbir şey yapamıyor. Evet, evet. Evet. Bunlara şey yapacaksın. Onu yap, bunu yap. Komut ver sürekli. Komut. Evet. Öyle. Yani valla bugün annem babama ne giyeceğini kendisi söylüyor yani. Doğru, doğru. Evet. O ona soruyor. Bunu mu giyeyim, şunu mu giyeyim? Yani ilgilenen biri olsaydı bu hallere düşmezdi diyoruz. Mahsun Kırmızı'da bile güzel bir aşk mı diliyoruz o zaman? Evet, ne güzel olur. Bu kadar hayır da yapıyor. Yani şöyle iyi bir insan lazım gerçekten, evet. Ya. Çok duygulu biri o. Evet. Sesi çıkmıyor, konuşamıyor değil mi? Evet. Tabii ki yani. Diyor ki şimdi yani, adamın sesi çıkmıyor, siz aşktan bahsediyorsunuz. Sesi bülbül gibi çıkar. Yani yok, hakikaten öyle. Onu bir çekip çeviren, katılıyorum. Inanır. Çekip çeviren olsa bu kadar... Ya tamam, deprem bölgesindesin, yokluk içindesin filan, ama insan yanına kullandığı ilaçları ya da konserve şu bu filan alır. Kendini düşürmez ki, sağlam durayım ben. Bu insanlara faydam olsun. İnsan orada kendini düşünemez. Yok konserve götüreyim falan. Yanında kim düşünecek onu Allah aşkına? Kimse düşünemez onu yani. Aşevleri var yani, şeyler var. Kızılay'ın ya ufakları var. Ya moralmen çökmüştür adam. Aşevi maşevi ne kadar yemek yese de bünyesi, kafası gitti adamın. Psikolojisi bozuldu. 3 gün psikolojim bozulsun, 10 gün yataktan kalkamıyorsun. Sensitive bir insansan, hassassan, gördüklerinden etkileniyorsan, bazısının midesine vurur. Ben öyle insanlara çok üzülüyorum. Tabii. Çok seviyorum. Mesela bir şey görür, midesine vurur. Bir şey duyar, tansiyonu yükselir. Böyle insanlar çok hassas insanlar. Buna ister istemez vücut tepki veriyor. Ben Mahsun'un da bu kadar sensitive olduğunu düşünüyorum. Deprem oldu. İkinci gün ben acile gittim hastaneye. Acil çok dolu. Hocaya dedim ki, tanıyorum da doktoru. Niye? Ne? Sana ne oldu? Kafana kolon mu düştü? Ne oldu? Nasıl tansiyonum deprem? Tansiyonum çıktı izlerken. Farkında da değilim. Ben tansiyonumun nasıl çıktığını da anlamadım. Deprem oldu deyince ben de Allah Allah dedim. Gittim doktora. Acil dolu. Dedim ki ne oldu? Yine bir şey mi oldu? Virüs mü var? Yok dedi. Bütün depremden psikolojik etkilenenler buldu. Şaka yapıyorsun ya. Herkesin ya tansiyonu çıktı ya tansiyonu düştü. Ne kadar hassas bir ülkeyiz. Tabii ki yani. Ben hemen ağlarım. Hemen ağlayarak bütün hastalıkları yok sayıyorum. Ha ne güzel. Hemen ağlarım, hiç kabul etmem hastalık. Çok güzel. Mahsun Kırmızıgül'e bir şey bulaşmış da olabilir arkadaşlar. Bir rahatsızlık da olabilir yani. Bir şey olabilir yani. Öyle bir şey de olabilir. Maalesef çok salgın olduğu da söyleniliyor değil öyle mi? Bir şey yani, bit ve normal uyuzdan bahsettiler çok dün normal. Akşam. Çok duş, normal. Duş alamıyor ki kimse zaten. Çok normal. Ciddi bir duş problemi yaşıyor insanlar. Evet. Çok normal. O yüzden orada bulunanların da çok dikkat etmesi gerekiyor. Asbest tehlikesi de var. Yani 2010'dan sonra inşaatlarda kullanılması yasaklandı ama daha önce... Onun ne olduğunu söyleyelim mi? Evet. Bu maalesef zehirli, kanserojen bir kimyasal. Kimyasal. Bu inşaatlarda yalıtımda kullanılıyor. Evet, maalesef açığa çıktı şimdi. Evet, 2010 yılından sonra Türkiye'de de kullanılması yasaklandı. Doğadan, taşlardan çıkan bir şey, bir lif. Geçen gün biliyor musun bir doktor senin gibi açıklama yaptı. Dedi ki şu anda dedi o bölgede Çernobil korkunç derecede o bölgeyi saracak. O bölgeden de her yere yayılır. Radyasyon mu? Evet. Radyasyon anlamında. Evet. Yani bu kanserojen asbest enkazla beraber açığa çıkıyor. Ve onun uzmanlar, işi bilen insanlar tarafından uzaklaştırılması gerekiyor, toplanması gerekiyor. Yani deprem bölgesinde insanların hijyenine çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Aslında hijyen, yani imkanı olanların diğer insanlara yardımcı olması gerekiyor. Bilinçlendirmek gerekiyor. Bence bizim buradan sürekli temiz kıyafetler yollamamız gerekiyor. Bir de o işte portatif deterjan yollamamız gerekiyor. Evet. Deterjan yok. Gibi yerde, İslahiye'de. Ya, bir dün bir teyze gördüm. Elinde leğen içinde yıkıyor böyle çamaşırlarını. Ne olur bana deterjan gönderin diyor. Deterjan, bizim oraya deterjan ve hijyen maddesi çok göndermemiz gerekiyor. Ekran başındakilere de söylüyorum, ne olur. Kıyafetini çünkü bir şekilde yıkar giyersin ama deterjan ve hijyen maddeleri gönderelim. Gönderelim. Çok ihtiyaç yardımlarının var. Yardımlarının azaldığı söyleniyor. Yani yardım gönderilmenin yavaşladığı söyleniyor. Şimdi bir ara orada yol kenarlarında falan giyecekler falan dökülmüş, atılmış görünce insanlar demek ki ihtiyaç yok diye düşünenler yok oldu. Ya. Halbuki o zaman daha depolar kurulmamıştı orada.
Daha depremin ilk günleriydi. Şimdi o depolar kuruldu ve tabii, gönderilen her yardım malzemesinin istiflendiği, güzel bir şekilde istif edildiği ve depolara kaldırıldığı, ihtiyacı olanlara dağıtıldığı mağaza söyleniyor. Gibi, mağaza gibi gidip seçip alıyorlar bir de. Evet, bazı o yüzden, depolardan. Evet, o yüzden göndermeye devam edin lütfen ve evet, AFAD'la koordineli bir şekilde. Ama hijyen maddesi ve deterjan ne olur gönderin, çok önemli. Ya çünkü bir de orada tabii duş da alamıyorlar. Ha, iç çamaşırı. Duş çok da önemli, alamıyorlar. Bir tane çok ünlü bir beyaz eşya firması çamaşırhane yapmıştı şey, ne kadar tırı güzel, tırı yapmıştı. Ne kadar güzel. Gördüm ben de. Değil mi, hatırlıyorsun gördüm, değil mi? Ya evet, çok ihtiyaç var şu çok, anda. Bir yerde çok, de spor salonlarının duşlarını açtılar ya, o da çok iyi oldu. Ay mesela. Evet evet ya. Çok rahat oldu. İnsan evet, duş almadan daha da psikolojisi bozuluyor. Ya gerçekten. Allah bizi gördüğümüzden daha ayrı düşünmesin, daha düşük amin, bir yere koymasın. Gerçekten insanın alışkanlıklarının falan olmaması bir süre sonra çok kötü. Yani duşmuş diyoruz ama şaka değil, bu insanın psikolojisini etkileyen. Ya düşünsene sen evinde uyuyorsun, sokakta uyanıyorsun ve artık evin yok. Aynen. Bir gece evinde sıcacık yatağına yatıyorsun ve sabah kalkıyorsun buz gibi sokağın ortasındasın. Bir de bir aynen, şey söyleyeceğim size. Masum Kırmızıgül bu süreçte maddi olarak da en etkilenenlerden de, hatırlayın, prestij meselesi girdikten ya, 48 ya, saat sonra filmini geri çekmek durumunda kaldı. Tabii, tabii insani bir refleks o. Kimin canı film izlemek ister ki? Çekti. Tabii. Ama şöyle bir sıkıntı var. Filmi izleyen izledi. Bilen biliyor. Bilen biliyor ama yani o istediği rakamlara ulaşamadı. Hayır rakamlara, işte. Hangi? Mesela zaten kötü. Sen evet, izledin, bana anlattın, benim iştahım kaçar. He, gitmem bir daha, anlamda, ne olacak şimdi mesela? O şimdi anlamda, bu saatten sonra Mansun Kırmızıgül'ün yaptığı her şeye daha da duyarlı gidecek insanlar. Yok, Mansun'un bende en az 2 yıl kredisi var şu. Yani çünkü bu kadar elini taşın altına koydu. Bu saatten sonra halk da biraz kimi desteklemesi gerektiğini görür. Kimden gitmesi gerektiğini görsün. Yok, bu süreçlerde bak, yangında da aynı şey olmuştu. Bu süreçlerde insanlar kimin yanında? Ünlüler evet, kimin yanında? İnsanımız insanımızla mı? Yoksa uzaktan sadece tweetle mi? Ya da ne bileyim, uzaktan deyince bu arada deprem bölgesine herkes gitmek zorunda değil. Hiçbir şey bilmeyen de oraya gitti, kuru kalakalık yaptı. Gönderdiler hiçbir şey bilmeyen çoğu insanı. Yok, ki zaten tutmadılar gitti orada. Şimdi ben gitsem yani bu ellerle... Benim kaç tane arkadaşımı bilgiyle gönderdiler? Geri gönderdiler, hiçbir şey yapamazsınız. Ne bilgin var senin? Enkaz kurtarma çalışması bilgisi yoksa. Sağlıkla ilgili bir şey biliyor musun? Bilmiyorum, ne yapabilirsin? Ben oraya gitsem mesela ne yapabilirim? Sadece yemek yapabilirim ben. O da bir şey ama tabii ya. Tabii ben mesela sadece şey, yemek yapabilirim şey, yani. Hani şunu yap derler, patates soy derler, soyarım. O da bir şey ama o da yani, güzel bir şey. Ama onun dışında bir insana faydam olamaz. Ben dünyanın en panik insanıyım çünkü. Ya ama ya olur mu öyle şey? Hayır, yemek herkes... yapman bile bir şey. Patates soyman bile tabii bir şey ki, ya. Tabii ki ama işte çoğu insanı da geri gönderdiler. O yüzden herkes ne yapacaksa ben orada duracağım ama buradan yardım toplarım, daha faydalı olurum. Ya zaten koordinasyon içinde gitmek lazım işte, yani. Burada da evet, birilerinin olması lazım. Orada da sahada da birilerinin olması lazım. Millet mi yığıldı, hücum etti, o duygusallıkla kalktı gitti. Herkesten Allah razı olsun. Ama tabii ki Mahsun Kırmızıgül burada... Her su, su dedik, banyo dedik de dün de burada konuştuk. Heh. İstanbul'da su sıkıntısı geliyor. Barajlar evet, seviyesi son derece aşağıya indi diye. Ve burada ben sineme takıldım. Yani onu aradığımda banyoda birkaç kere küvetin içindeyim, banyodayım, sonra ara Bilal demesini hatırlattım. Şimdi tam bunun üzerine Çanakkale Belediyesi su kısıtlamasına su kullanımına kısıtlama ve yasaklar getirdi. Haberi dün önüme düştü. Çanakkale'de de oraya su sağlayan Atikhisar Barajı'nda su miktarı iyice azalınca belediye encümeni toplanmış ve şehirde hortumla evlerin önünü yıkamayı, dükkanların önünü yıkamayı çok severim, yasaklamış. Bahçelerinizi demiş, kuyudan su çekerek, kuyu suyuyla sulayacaksınız. Halı ve kilim yıkamalarını yasaklamış. Ay çok zor. Oranın hortumla insanı araba çok... yıkamak yasaklanmış. Oranın insanı çok... İstanbul'da da uygulansın. İstanbul'da bu uygulansın, İstanbul'da da. Yasaklansın mı? Yasaklansın tabii, halı kısıtlama gelsin. İstanbul'da halı kilim yıkayan çok az kişi kaldı. Vardır. Çok... Ama bak halı ve kilim yıkayan, temizleyen firmalara da Çanakkale'de saat takın demiş. İşletme saat bak, takın çok demiş. Çok güzel bu. Bravo. Evet. Ve park ve bahçelerde belediye de kendi sulama hizmetini yağmurlama ve damlama usulüyle yapmaya geçmiş. Sulamayı mı? Ha böyle evet, evet, evet. Ya bu çamaşır makinelerini sayaç de çok çalıştırıyoruz demiş. Mesela iki parça oluyor, çalıştırıyoruz, biriktirmiyoruz falan. Çok israf ediyoruz. Evet, vallahi şimdi yani, ağzınıza sağlık. Ne güzel bir bloktu. Her şeyi evet, konuştuk. Evet. Şimdi efendim evet geldi konuğumuz Sinan Akçay. Aslında biz Sinan'ı böyle bu tarz günlerde ağırlamak istememiştik. Planımız da böyle değildi ama
Tabii ki o yine çok duyarlı bir davranış yaptı. Yine yanımızda olacak ve birlikte konuşacağız. Yaraları birlikte saracağız. Sinan Akçıl bizlerle. Buyursunlar önce. Enkaz altında kalan yardıma muhtaç vatandaşlara yardım eli uzattı. Ne oluyor? Ünlü şarkıcı, besteci ve söz yazarı Sinan Akçıl, afet bölgelerinde yaşadığı tecrübelerini yeni şarkısında anlattı. Sinan Akçıl, gördüğü manzarayı anlattığı yeni şarkısı Elini Uzat'la Söylemezsem Olmaz gündemde olacak. Bu şarkının anlam ve önemi ne? Deprem bölgelerinde neler yaşadı? Şarkının sözlerinde ne anlatılıyor? Şarkıyı bu kadar anlamlı kılan ne? İşimizin başındayız abi. Şurada çocuklar var abi. Şarkılarıyla dillerden düşmeyen Sinan Akçıl yine yeni şarkısıyla gündemde. Ancak daha anlamlı bir işe imzasını attı. AFAD'a para yardımı yapan Akçıl bununla yetinmedi. Deprem bölgelerine giderek insanlara moral oldu. Çocuklarla bir araya gelerek vakit geçirdi. Onlara şarkı söyledi. Fotoğraf çektirdi. Bakarsın kameradan hiç ayrılmayan bir tek kişi var, onu gönderelim. Bana bak, kola alayım benim. Kola vereyim mi tamam. Akçıl'ın bu görüntüleri yüreğimize dokunurken depremden sağ kurtulan evcil hayvanlarla olan anları ise duygulandırdı. Akçıl depremde de bir köpeğin ismini mucize koydu. Ve işin babası da sizsiniz. Sağ ol abi, eyvallah. Hadi mucize görüşürüz. Mucize oldu dedim. En ilginci bu. 4 gün sonra enkazdan çıktı. İsmi enkaz. Erkek. Bu çok iyiymiş. Evet. Deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattığı Elini Uzat şarkısıyla adından söz ettirdi. Şarkıcı Milat'la birlikte söylediği şarkıda deprem bölgelerinde gördüğü manzarayı anlattı. Şarkının sözleriyle duygulandırdı. Akçıl'ın Elini Uzat şarkısı her dinlenme başına yaklaşık 1 Türk lirası kazandıracak. Tıklandıkça artacak bu bağış, doğrudan depremden zarar görmüş en az 20 çocuğun üniversite sonuna kadar olan eğitim masrafları için kullanılacak. Sinan Akçıl'ın Elini Uzat isimli şarkısı şu anda 93 bin izlemeye ulaşmış durumda. Öte yandan Akçıl geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinde birçok ünlü ismin katıldığı normalleşme polemiğine son noktayı koydu. Ne kadar gergin bir ülke. O oradan çıkar, birilerinin açığını arar, küfreder. O oradan çıkar, video çeker, kahraman olmaya çalışır. Hem övgü alır hem küfür yer. O oradan çıkar, müzik yapmayın ahlaksızlar der. Sonra gider kendi gizli gizli dinler. O oradan çıkar, futbol oynayın, dizi çekin ama müzik olmasın der. O oradan çıkar, yardımını ispatlamaya çalışır saatlerce faturalarla. O oradan çıkar, az yardım yapmışsın der. O çıkar gelir, seçim yapılsın der. Diğeri der ki yapılmasın. O onu der, bu şunu der, bir şey demeyin biraz. Sakin olun, önce 50 bin insanın 40'ı çıksın bari. Sonra yine gerilirsin güzel ülkem. Akçıl şimdi deprem bölgesinde yaşadıklarını ve yeni şarkısı Elini Uzat'ın serüvenini Söylemezsem Olmaz gündemde anlatıyor. Asrın felaketinde depremzedelerle iç içeydi ve her zamanki gibi çok duyarlıydı. Hoş geldin Sinan Akçıl. Hoş bulduk, teşekkürler. Hoş geldin. Merhaba Bilal abi. Hoş geldin. Merhaba, kahraman. Abi. Çünkü ya, her ya çünkü niye ben sana öyle diyorum biliyor musun? Depremle alakalı değil ama her acının altından Sinan Akçıl çıkıyor. Duyarlı. Evet, duyarlı, çok duyarlı. Yani aslında herkesin yapması gerektiği kadar diyelim. Çünkü ekstra bir böyle bir hani ekstra yaptığım bir şey olmadığını düşünüyorum. Kalbimden gelen bu. Birçok sanatçı arkadaşımda da gördüm aynı duyarlılığı. Evet. Ama ben ilk gün orada olduğum için belki hani biraz ayrıştı orada görsel olarak. Ama birçok kişi de daha sonra gereğini yaptı diye düşünüyorum. Tabii ilk gün neredeydin? Hatay'da mı? İkinci gün Hatay Kırıkan. Hatay Kırıkan'daydın. Evet. En çok yara alan yerlerden bir tanesiydi. Orada durum çok fenaydı açıkçası. Neler gördün? Zaten ondan sonra yazdın herhalde. Evet, o gece aslında şöyle ikinci gün Bilal abi bir çok sevdim buradan da kulakları çınlasın. Murat abi var, Murat İşcan. Bütün fabrikası yıkıldı onun da. Onları aradım hani oraya geliyorum yanınıza diye. Kırıkan'da mı, Hatay'da mı? Kırıkan'da. Yani Türkiye buğday üretiminin bayağı bir orası sağlıyor Kırıkan. Neyse yani nerede kalabiliriz diye sordum. Araba çünkü ona göre bir araç ayarlanmıştı falan. Dedi ki gel herkes burada, herkesi almışlar. Bir tek katlı bir çiftlik evi vardı. Çünkü burada şöyle bir talihsizlik var. Mayıs sonunda ben Kırıkan'a konsere gitmiştim.
Ya. Bir 40-50 bin kişilik bir konser yapmıştım. O gün beni bırakmamıştı bu aile. Bizde kalacaksın, otelde değil diye. O zaman tanışmıştık aileyle. Evet. Sonra ben onları aradım. Ve o gün onların evinde salonda, hatta Baran vardı, Talha vardı, Yağmur yoktu herhalde. Değişe değişe yerde yatıyorduk hatta. Neyse bir deprem oldu. 5.2. Ama inanılmaz bir şey oldu Bilal abi. Sallantı. Yani böyle bir şey, hani sanki burada 7-8 şiddetinde yaşıyormuşsun gibi düşün. Bu kaç ay evvel? Mayıs'ta. Yok hayır, şey, konserden konser bahsetmiyorum. Ha, öyle bu mi? Son gidişim. Ha, son gidişim. Bir artçıdan bahsediyorum. Tamam tamam, evet. Bir artçı oldu. Sonra kalktık tabii, telefonlara baktık. Şey, merkez Kırıkan depremin. O yüzden öyle hissettik. Neyse, o beni uyandırdı. Ve bir daha uyuyamadım. İşte o gece sabaha karşı bu sözleri yazdım notlarıma. Sonra da mırıldanmaya başladım. Ondan sonra da döndüğümde ben, hani bu bir kenarda dursun dedim. Çünkü şeyi de bilemiyorsun, hani yapayım yapmayayım, böyle hani müzik, reklam, şu bu. Biliyorsun tabii çok riskli, müsait. Çok müsait eleştirilmeye. Evet. Ama ondan sonra dedim ki ben, hani sevgili Samsun'a da, Samsun abiye de buradan selamlar. Yapalım dedik. Ve şey, ilerledik. Onlar da claim'i, yani payına düşen, feragat etti payına düşen paradan. DMC Net'te ailesi de. Ve yüksek bir şey oldu. Böylece 1 TL'ye gelmiyor normalde her atık. Evet. Tabii hayalimiz böyle bir 5-10 milyondu. Çünkü hani biz genelde yaptığımızda yüksek rakamlar oluyor. Fakat burada bir sıkıntı oldu. Onu da buradan söyleyeyim. Hassas içerik koydu 15 saat sonra YouTube. Görüntülerden dolayı. Deprem görüntüleri. Deprem görüntülerinden yaş dolayı. Yaş sınırı geldi. Evet, yaş sınırı geldi. 18 yaşında olduğunu ispatlamadan abone olup açamıyorlar şimdi. Ona da hani şaşırmasınlar niye açılmıyor diye. Abone olup izlerlerse. YouTube'un kendi getirdiği sınırlama. Aslında şöyle, şunu söylemeye çalışıyoruz. Deprem sonrasında kalkıp yazdığı bu şarkıyı yine onlara armağan etmek için. Sinan Akçıl bu paylaşım sitesinde, YouTube'da paylaştı ve tık başına ne kazanıyorsa hepsini depremzedelere, sevgili Samsun Demir'in de ortaklığında depremzedelere vereceğini söyledi. Bizlere de paylaştırırsanız linkleri, ne kadar çok tıklarsanız çok... o kadar iyi yani. Evet, eğitim için. Ama YouTube'un buna sınır getirmemesi gerekiyordu. YouTube'un... Bütün her televizyonda var. Olmasının sebebi sanırım görüntüler. Görüntüler. Evet. Ama YouTube'a bu konuda bir itirazda bulunabilir. Bunun özel bir durum olduğu, Türkiye'deki depremi yansıttığı ve buradan da yardım edileceği insanlara bu anlatılırsa itiraz metninde... Aslında biz bir mail yazmaya çalışıyoruz. Bunu yapın, YouTube bunda anlayış gösterecektir. Evet. Şimdi bir sanatçının böylesine büyük bir acıyla hissettiklerini kaleme alması ve sanatına yansıtması son derece doğal. Bunun dünyada pek çok örneği var. Böyle, sanatçılar için. Böyle anlatabiliyorum ben derdim. Tabii, hani... çok doğal. Yani bu bizde eleştiriliyor bazı kesimler tarafından. Evet. Vay, oraya gittin, şarkıyı çıkardın falan. Ama Sinan Akçıl eleştirilemez bu konuda. Niye biliyor yani, musun Bilal Özcan? Çünkü o Müge Anlı'yı seyrederken de oturuyor ağlayarak, ailem sensin'i yapıyor. Doğru. Yani sadece depremde yapmadı ki. Tabii. Polis Marşı da benim. Mehmetçik şarkımız da var. Yani daha önce Azerbaycan için yaptık. Aile. 15 Temmuz'da evet. Yani bunları evet. Ya ben çünkü milliyetçi duruş olan bir çocuğum. Evet. Vatanına çok bağlı olduğum için hassasiyetimi çok artıyor tabii böyle durumlarda açıkçası. Kurtarma operasyonlarına da şahit oldun enkaz altında. Olduk, ne hissettin? Abi. Ne hissettin? Canlı çıkan olunca ne hissettin? Vefat eden ya olunca ne hissettin? Birkaç kere açıkçası yolumuzun üstünde bir anda durduk ve herkes bağırıyor kontak kapat diye. Hemen kontak kapatıyorsun. Ses çünkü hani çok hassas. O an çok güzel ama sonra bir anda vinç sesi gelirse eğer, herkes donmuş, hareket etmeye başlıyor. Donmuş halde bekleyen herkes. O vinç sesi demek umut kalmadı demek. O çok acı bir duyum. Çünkü çalıştıysa vinç artık tabii. Yok ya, diyor. Enkaza giriyoruz diyorlar. Evet. Neleri tecrübe ediyoruz ya ülke olarak, farkında mısınız? Birazdan Elini Uzat şarkısının klibini vereceğiz. Tabii bunu YouTube'da izlemenizi daha çok tercih ediyoruz. Defalarca kez izleyelim ki her izlediğimizde evlatlarımızın eğitimi için. Aynen. Depremzede de evlatlarımızın eğitimi için. 10 öğrencinin ömür boyu, yani üniversite sonuna kadarki eğitimi. Süper. Çıktı şu anda. Ya ne tatlısın Sinan. Evet. Nasıl bir şey çok değil güzel. Mi? Güzel insan evet. Hissediyor bunu. Yani tabii, bu senin mi aklına geldi? Benim aklıma. Senin hep böyle şeyler aklına gelir zaten. Geliyor evet. Evet. O konuda duyarlı. Bir de pratik. Ama ben şeyi de merak ediyorum. Şimdi orada o atmosferi yaşadın evet, ya. Sen hiç kinci ve kimseyle küsen bir adam yok, değilsin ama. Evet. Ay hiç orada ya. Orada aklına bir şey geldi mi? Ya dönünce şunu arayayım da. Bir konuşayım. Öyle bir isim o geldi mi aklına hiç? Yani hayat kısa böyle gibi. Vallahi açıkçası
Kimse gelmedi ya. Sen deprem olduğunda ilk kimi aradın? Panikle bir aynı şehirde bile olsan başkasını aradın. Ben şimdi 2-3 tane çok sevdiğim arkadaşıma. Ben uyanığım o saatlerde çünkü. Ha. İstanbul'daydım. Şey yazdım. Sabah uyandığında böyle böyle bir şeylerle karşılaşacaksın. Çok panik olma uyandığında. Önce mesajımı oku dedim. Çünkü öyle bir uyarmak istedim. İnsanların çünkü uyanıp da o yakınlarımın panik olup da yani işte doğru. İnternete girip şey olmasını istemedim. Burada yaşayan bir arkadaş. Evet evet. Ha, tatlı bir dille uyardım onları. Hani ben şu an ayaktayım. Siz uyandığınızda böyle şeylerle karşılaşacaksınız. Ama lütfen sakin olun diye. Birkaç sevdiğim insanı uyardım uyumadan önce öyle. Ya peki güzel. Kim olduğunu başka bir programda sormak isterdim. Evet. Bu program evet. Formatı şu an söylersem çok şey olabilir yani. Evet karışır. Ama bu şu anda... Sormamak için çok zor tutuyorum kendimi. Bu şu anda o değil ama tabii. Evet. İnsan tabii yine de bir şey oluyor değil mi maalesef? İnsan, sen birazdan program bitince görürsün onu. Tabii ki konuşuruz. Ne demek. Peki o zaman şu anlamlı ve özel klibi bir izleyelim. Elini uzat diyelim. Buyurun. Ne sağlık. Teşekkür ederim. Ne demek? Yani bu aslında hissettiğimizdi işte orada. İkinci gün Hatay Kırıkhan'dan Antakya'ya geçtik. üçüncü gün İskenderun yaptım. Orada Mehmet amcayı gördüm. Anlatırım sana. Anlatır. Ya o kadar biraz da pozitif şeyleri konuşalım istiyorum. O yoklukta her gün basket salonunda toplanan depremzede vatandaşlarımıza her gün şiirler okuyordu. Şiir okuyordu. Moral veriyordu. Onda buradan kulakları çınlasın. İskenderun Mehmet amca. Gözleri doluyordu. Sen dedim balık burcu musun? Hayır koç burcuyum dedi. Çünkü sürekli ağlıyor ama normalde de öyleymiş. Ondan sonra... Müthiş bir insandı. Müthiş gönüllülerle tanıştım. Ya. Müthiş gönüllüler var yani. Hani o bölgede çalışan hatta ben kendi asistanımızı orada çalışırken gördüm. Ya. Yağmur karşıladı beni. Bilmeden mesela Yağmur yanımızda şimdi. Evet Yağmur. Fotoğraf çek. Evet. Bir dakika bilmeden gittin oraya. Evet gittim ve İskenderun'da gönüllü olarak karşıma çıktım. Siz yan yana olduğunuzu gör. Abi evet inanılmaz bir şey yani. Orada. İskenderun'da bizi Yağmur karşıladı mesela. Hani böyle yüzlerce örnek vardı. Sinan, evet. Bize deprem çocuklarını anlatsana. Abi şöyle, Duru aklıma ilk geliyor. Mesela Beren geliyor aklıma. Duru, işte bir anda gittim oraya ve hani... Düet yaptın Duru'yla. Ateş başındasından bir aile vardı. Daha evler, çadırlar yeni yeni kuruluyordu. Biraz kenara kayayım, ben de üşüdüm diye espri yaptım böyle. Girdim, bir baktılar ben falan. Sonra tabii... Çok mutlu oldu. Şartlı söyledik, düet yaptık falan. Sonra yanımda bebekler ve oyuncak, yani kızlar için bebekler götürmüştüm, erkekler için arabalar. Sonra bir tane başka bir Beren'le karşılaştım. İki tane araba verdim ona. Dedi ki benim 18 tane arabam vardı, koleksiyonu varmış. Hepsi deprem altında kaldı dedi. Yapma ya. O zaman dedim şimdi sıfırdan tekrar başlıyoruz. Yani inanılmaz hikayeler, inanılmaz dirençli, dirayetli. Ama mesela hani oraya ünlülerin gitmesini eleştirenler... Hani veya bunu paylaşanlar, eleştirenler inan bana o 30 saniye o gözlerin içi gülüyor ya her şey. Yani şov yapılacaksa böyle şova ben razıyım yani. O kadar mutlu oluyorlar ki birini görünce tanıdıkları, belki konserine gittiği, belki YouTube dinlediği birini görünce. Bilal abi 4-5 dakikada da olsa bütün o ambiyanstan kopuyor ve sana konsantre oluyor. O yüzden deprem çocuklarını şimdi daha da çok yapmak lazım. Travmaları iyileştirmenin bir numaralı yolu bence sanattan geçiyor. Yine gel diyen oldu mu sana o çocuklardan? Instagram takipleşmelerimiz oldu. Olmaz mı? Ondan sonra yakında zaten konseri buradan söyleyeyim. 11 ilde moral gezileri yapacağım. Ya gerçekten mi? Evet, evet. Ne zaman başlıyorsun? Herhalde önümüzdeki hafta başlayacak. Yani Ramazan'dan önce başlayacaksın. Aynen öyle. Buradan Sinan muhteşem bir şey yapıyorsun. Aynen. Yani deprem bölgelerini yapacaksın şu aynen. an. Aynen. Şöyle süper. Düşündük. Hani her ilde bir de oralı bir ünlü bir sanatçı arkadaşımı yanıma alıp. Hani mesela Maraş'a gidiyorsan Maraş'tı. Malatya'ya gidiyorsan Malatya'lı. Destek vermiş olacak evet. Ayrıca oradakilere bakan, de. Bakan Bey de bunu, hatta haberi yok. Şimdi öğrenmiş olur belki. Onu arayacağım bugün. Gençlik ve Spor Bakanımızı. O çünkü böyle şeylere çok sıcak bakıyor. Ya muhteşem. Onlarla da ilgili bir anekdot anlatayım Bilal abi. Yeri gelmişken hani yetersiz kalındığıyla ilgili veya ilgilenemediğiyle ilgili ilk günlerde. Ben birebir o kadar şahidim ki kabinenin gözyaşlarına. Ben tabii Sayın Kasapoğlu özelinde söyleyebilirim bunu. Talimatları bile verirken yanımızda Gençlik ve Spor gözleri evet Gençlik ve Spor Bakanımız gözleri dolu dolu veriyordu ve şöyle bir anekdot anlatayım. İşte yemek artık acıkıldı mesela bir gün Osmaniye'ye geçtik biz. Orada Bakan Bey'le buluştum. Osmaniye'ye geçtik ve hani ne yapalım
ne işte şey bakıyoruz, kumanyalardan falan yoktu. Kadirli'ye geçtik çünkü. Gittik bir yere ve sofra hazırlanmış işte falan. Dedi ki aman hiç böyle bir modda değilim. Kapıyı kapattık böyle. Ya öyle bir hassasiyet vardı ki ikimiz arabanın içinde duramadık. Dedi bu bile şu an bundan bile hicap duyuyorum dedi yani. Hani şunu yemekten. O yüzden politikacı ve normal insan ayrımı yapmadan inanın bana gözümde gördüğüm birçok olay var ki devlet büyüklerimiz hepimiz kadar hassas da daha fazla hassas. Yani ben buna birebir şahit oldum. Yani biz de her gün burada konuştuk. Zaten hassas olmama, yani hiç kimsenin hassas olmama gibi bir lüksü yok. Yani kimse herkes elinde imkan olup da oraya buraya gecikmek istemedi yani. Hiç tabii, herkes elinden gelen, hani Kanada'da bu olsa bugün Bilal abi, Almanya'da olsa inan bana bu şekilde baş edemezdi. Yok zaten Japonya örneğini verdik. Japonya'da da aynı şekilde kilometre, aynı kilometre 500'e tekabül ediyor değil mi? Merkeziyle evet. Aynı kilometre çok günler sonra gidiliyor. Ama Japonya oraya örneği verdiğinde çok unutuyorlar ki 405 kilometre yerin altında oluyor. Burada evet. 7-10 kilometreden bahsediyoruz. Yani tabii. Böyle farklar da var. Buradaki büyük bir kıyamet hasar ve çok, talihsizlik Japon yani. Japon bilim adamları bile, araştırmacılar bile bu depreme asrın felaketi ismini taktılar. Aynen, aynen. Şimdi sen çocuklardan bahsedince biz de yaşları küçük ama kalpleri büyük o çocukları ekrana getirmek istedik. Süpersiniz. Hem de izleyelim, sen de bir soluklan buyurun. Yaşları küçük ama kalpleri kocaman. Deprem bölgesinde zor durumda olan insanlar için yaptıkları hareketlerle büyüklerine örnek oldular. İyi kalpleriyle duygulandırdılar. Deprem size yardım mı bu? Kimi hastalığına rağmen elleriyle atkı ördü. Serebral palsi hastalığı olan genç kız hareketiyle gönülleri fethetti. Kimi annesinin yaptığı poğaçaları sattı. Evet. Deprem size yaptın mı bu? Sattım. Babam mı? Annem mi yaptı? Çok güzel oldu. Sokakta kurduğu tezgahla vatandaşların gözdesi oldu. Poğaça! Kimi evde yaptığı sabunları sattı, sözleriyle duygulandırdı, tatlılığıyla göz doldurdu. Topladığı 1730 lirayı bir bankaya teslim etti. Kimi ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya elleriyle emek emek biriktirdiği paralarını koyduğu kumbarasını verdi. Küçüklerimizin yaptıkları bu zor günlerde yüzümüzü gülümsetti. Bedenleri küçücük, kalpleri kocaman. Kocaman. Çok güzel bir laf ettin ama. Çocuklarımız bir gecede büyüdü. Bir gecede büyüdü. Doğru söylüyorsun. Depremzede ne demek? Neye ihtiyaç var? Evet. Poğaça satılınca para nereye gidecek? Bir gecede öğrendiler. Ölüm korkusu. Evet. Sen ne diyorsun? Yani inanılmaz bir tabii oluşuma döndü. Çocukların bu birbirini desteklemesi veya depremzede çocuklarımızın bile ben aldım yeterince meyve suyunu öbür arkadaşlarıma verin demesi. Ay. Yani bunlar gerçekten oyuncak beni için gelecek adına çok umutlandıran olaylar. Çünkü milletimizin genel merhamet yufka yürekli olan yapısının çocuklarımızın devam ettireceğini ileriki nesillerde gösteriyor. O bölgede enteresan bir olgunluk var ama ilk günden beri onu var. Söylüyoruz. Enkaz altından çıkarken kimsenin bağırmaması. Var. Herkesin sakince teşekkür etmesi. Evet. Ve inanılmaz çadır yani. Kentleri dolaştığımda da hep yani az da yetinmeyi bilen ve belki iki gün önce çok zengin bir insanlık karşımda bilemem mutlaka. Hani ama inan bana hani Allah işte devletimizden razı olsun, kaderimizi bir şekilde yeneceğiz falan gibi böyle inanılmaz beni şaşırtan. İnsan kendi haykırışından utanıyor yani. Aynen öyle. Ya da kendi kafasına taktığı bir şeyden onların olgunluğunu görünce utanıyor. Sinan ne zaman döndün? 4 gün kaldık biz. 4 gün kaldık. Son gün Adana üzerinden dönmeye çalıştık. Biraz zordu. Gidiş de zordu. Bir 7 saat falan sürdü Adana Hatay. Şey soracağım. Orayı gördüğün için insanların da tabii bilmesini istediğim için. Tabii orada şehirler yerle biri oldu. Evet. Ama hızlı bir şekilde dönüşüm başladı. Orada yaşam alanları tekrar kurulacak. Evet. Hatta baharı müjdeledi. Önümüzdeki bahar dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız orada evlerinde yaşamalarını, komşularıyla yaşamalarını diliyoruz dedi. Süreç nasıl ilerler? Süreç nasıl ilerler? Öncelikle onu ben birkaç bakan beyle de paylaştım. Kendi hani hayalimi şehirlerin dokusuyla lütfen yapılsın dedim bu evler. Çünkü gidip de bir ara toplu TOKİ evleri görmek
çok o hani özellikle Hatay gibi ruhu olan bir şehirde beni rahatsız eder. Zaten o mantıklı olduklarını öğrendim. Ayrıca 90 tane mimarımız bir araya gelmiş. Proje çiziyorlarmış gönüllü. Süper. Emre Aralat başkanlığında ki çok değerli bir mimardır. Bu da çok mutlu etti beni. Hızlı ilerleyecek. Yani senin Mart... bunları araştırıyor olman da beni çok mutlu etti. Evet evet. 3 biz... Mart'ta bugün 3 Mart mı? Evet. Bugün başlıyor. Evet. Konutların ilk temel atması. Vallahi Cumhurbaşkanımız bugüne kadar verdiği sözleri tuttu. Zamanlamada bir problem olacağını zannetmiyorum. Biz de şeyde çok etkilenmiştik, sinema hatırlıyor musun? O coğrafyanın o dokusuna uygun aynısını evler yapılacak diye çok etkilenmiştik. İnsanların hani psikolojisi bozulmasın, kaldıkları yerden devam ediyor İnanılmaz gibi olsun. Bir doku evet. Yabancı bir şehirdeymiş hissi. Tabii. Hani o şey çok önemli. Mesela kilisenin bile çok doğru restore edilmesi lazım ki tabii. Hani o medeniyetler şehrinin bozulmaması lazım dokusunu diye düşünüyorum. Bir kabusla uyandık ama bir gün yine evlerimizde kalkıp aynı dokuları, aynı komşularımızı görmek umudunu yaşıyoruz. Ben o coğrafyanın insanı olarak, Osmaniyeli olarak. Osmaniyeli misin? Ben Osmaniyeliyim. Vay. Dün bir şey paylaştım. Maalesef işte o site, dedim ya çocukluğumda evet, site evet. çöktü. Nispeten iyi durumdaydı ama memleketin. Osmaniye bir tık daha gezdik iyiydi. Gezdik orayı bayağı. Evet. Osmaniye valisiyle de hatta. Evet, çok sevgiler olsun sayın valimize. Süperdi. Yani... Yemin ediyorum bir saat falan uyuyorum dedi Sinan günde. O da. Ona da buradan selamlar. Osmaniye daha yaraları sarmak üzereydi. Daha çok çevre şehirlerden gelenlere ev sahipliği yapar bir vaziyette. Öyle şu anda. Mi? Evet. Osmaniye küçük ama sıcacıktır. Evet. Küçüktür ama misafirperverdir. Evet. Sinan peki bu süreçte bir yine bir aktivist bir hareketle gidip orada moral geceleri, moral gezileri yapacaksın. Osmaniye yapacağız. İçin evet. Ben de ne gerekiyorsa yaparım bu arada. Evet, Osmaniye lütfen. Osmaniyeli bulduk yaşasın. Evet evet. Ben şarkı söyleyemem ama sunabilirim. Olsun. Yani. Çok yani. Gitsek çok güzel olur çok tabii. Çok mutlaka seni izninle yazıyoruz zaman. Tabii ne demek her zaman yani Osmaniye Adana hepsi zaten. Tamam. Bir anda hepimiz oralı olduk zaten evet. Farkındaysan. Değil mi? Peki bu süreci ne zaman başlatmayı düşünüyorsun? Valla Mart ortası başlayıp Mart ortası. Hemen. Ramazan boyunca devam edip Ramazan sonuna kadar 11 şehri tamamlayacağız inşallah. Zaten tam şimdi ihtiyaçları var. Evet evet. Tam morale ihtiyaçları tam zaman. Var. İlber Hoca geçen gün bir şey söylemiş. Onu paylaştım İlber Ortaylı. Travmalar arama kurtarma bitti. Hemen dedi sanat. Hemen dedim çok müzik doğru. Hemen tiyatro. Çok, çok doğru. Bir de çocukların onu. Tanıdığı yani mesela atıyorum evet, 7 evet. Yaş arası 13 yaş arası tanınan aynen. Çok az sanatçı var. Aynen. Sinan Akçıl, aynen. Aleyna Tilki bunların aynen, başında benim geliyor. Benim komşuyu da alacağım doğru, ona da yazdım. Üst katımda oturuyor benim. Hangi Aleyna? Tilki. Tilki. Aynen Tilki. Mesela onu da Sefo'ya alacağız. Onlar Sefo'ya gitmişti ve bayağı gittiler. Yaptılar. Evet. Yani böyle bir ekip yapacağız. Bir de oralı sanatçılardan bulacağız. Yakında bir liste geliyor Talha'dan. Böyle güzel olacak. O da bizi heyecanlandırıyor. Oralı sanatçıların da Sinan Akçıl ve diğer sanatçılarla sahneye çıkması onlara enteresan bir olur. Özgüven ve şey olacak. Aynen. Muhteşem bir duygu olacak. Bir yani. De şeyi söyleyeyim tabii. Müzik sanat camiasının, sanat dünyasının yaramaz ve arsız çocuğu değil. Bütün sanatların başında geldiğini düşünüyorum. Yani diziler devam ederken, futbol maçları devam ederken aman müzik yapmayın. Müzik sadece göbek atma platformu değil. Biz konserlerimizden aldığımız güçleri yaşayamazsak bugünlerde işe yaramayız. Yani o yüzden bırakın kimseyi eleştirmeyin. Ben Bakü'ye gidiyorum. 8 Mart ilk kez başlıyor. Tabii ki kendime düşen paydan bunu açıkladım zaten. Gideceğim mekana da bunu ilettik. Kendi payıma düşenden yine depremzede çocuklar için kullanacağım. Ama bırakın bu sektörde nefes alsın. 100 bin kişiden bahsediyoruz. Tabii. Yani yoksa biz moralli olalım ki insanlara moral verebilelim. Para kazanalım yardım para edelim. Türkçesi bile. Bu aslında. %100. Çünkü yani, bizim işimiz de bu yani. Sadece para dışında bir de insan inan bana iş yaptıkça, sahneye çıktıkça motivasyonu artıyor tabii. Bir sonraki iş için. Tabii. Sen hemen duyarlılık gösterdin ve ilk gün gittiğin bölgeye. Bir de gitmeden oturduğu yerden paylaşımlar yapıp uzun uzun yazanlar var. Ünlüler arasında pek çok isim senin gösterdiğin duyarlılığı göstermedi. Onlar için ne diyorsun? Yani şöyle Bilal abi açıkçası sonradan paylaşma yapanlar, ilk günden yapanlar, bir şey yapmaya çalışanlar, bir koli bile bantlayan benim için değerli. Burada tamam. Hani aslında açıkçası. Ama şunu söyleyebilirim. O zaman tamam imkanlar biraz daha zordu ama şimdi imkanlar daha açık. Yollar her şey uygun vaziyette. O zaman gidemeyenlerini tek tek şimdi gidip dediğim gibi demin moral vermelerini isterim açıkçası.
Bunun bir bahanesi yok şu saatten sonra. Çok yollar şöyleydi, kalabalık yapmayalım falan gibi bir şey kalmadı. Bence herkes en azından o dokuyu bir kere gidip yaşamalı orada. Biri öldüğü zaman, bir yakının eve başsağlığa bir misafir geldiği zaman kendini dünyanın en güçlü insanı hissedersin. Doğru. Evin dolu olduğu zaman. Başsağlığına gidelim. Hı-hı. Evin dolu doğru. olduğu zaman. Evinden gittikleri zaman yine bir köşeye çekilir, sinersin. Yalnız kaldım duygusu. Evet. İşte şimdi tam şu an cenaze çok yeniyken o yarayı sarmak lazım. Uzun bir süre yalnız bırakmak lazım. Normalleşme süreciyle ilgili de aslında sinyal verdin. Biz müzik sektörünün de sadece göbek atmak için müzik söylemediğimizi... Yani bu çok saçma geliyor bana hakikaten. Yani bu konser... En çok yarayı siz alıyorsunuz hep. Hep ilk evet. gider yani. Ve ben, en uzun. Aynen öyle. Piyanist 3 hazırdı mesela albüm. Evet. 13 Şubat'ta çıkıyorduk. Şimdi 10 Mart'ta ilk şarkıyı çıkartacağız. Hakan Altun, Bengü Ben. Üçlü hı-hı. ilk çıkış şarkısı. Sonra Mustafa Ceceli, İrem Derecimen üçlü. İkinci şarkı ama albümü tek şarkıları vereceğim iki slow ama 17 Nisan'a erteledik. Neden ertelediniz? Yani şeyden dolayı, depremden dolayı ertelediniz. Öyle abi yani hem Ramazan'da gelecek ara ama şu ilk slow'u 10 Mart günü vereceğiz. Bu Aşk Yerde Kalmaz diye bir şarkı yaptım. Sonra İlyas'la bir şarkı yaptık Yalçıntaş. O da çok sevdiğim bir kardeşim. O slow'u yayınlayacağız. 17 Nisan'da bütün albümü çıkaracağız ve hareketli bir şarkı. Evet, Efkar Gecesi, İrem Derece, Mustafa Cicil, Sinan Akçıl. Bu sefer ilk kez üçlü bir hareketli şarkı yaptık. Hep slow yapıyorduk bugüne kadar. Ha güzel. İrem de bizim söylemezsem olmazın son konuydu. Evet. Sonrasında maalesef talihsiz şeyler o da yaptı. Çok, o da hani klip çektik çünkü. İzleyip izleyip ağlıyorum bugünlere ne zaman döneceğiz diyor. Daha tabii klibi yayınlamadık. 17 Nisan'da yayınlayacağız onu da. Önce Hakan abiyle, Bengü'yle ve benle bir damar bir şarkıyla başlayacağız. Bunları niye anlatıyorum? Bunları yapalım ki hani ben albümü çıkıyor falan diye zaten böyle şeyleri sevmem. Kendi kendine hep yolunu buluyor albümler ama bütün bunlardan alacağımız güçleri de her ay İhtiyacım deprem bölgesine akıtmaya devam edeceğiz. Ben AFAD'dan yanayım. AFAD gönüllüsüyüm bu arada. Hı-hı. Adıyaman konserimde AFAD gönüllüsü olmuştum. Eğitim almıştım sonra. Daha öyle sonra mi? Kamplarında bir konser yapmıştım evet. Ben ilk gün oraya bağışımı da yaptım ama bunu yazmadım. Yani AFAD'ın da çok iyi çalıştığını gördüm. Buradan da söyleyeyim. Hı-hı. Hani AFAD zaten devlet demek. İmkanları ölçüsünü fazlasını bile kullandığını düşünüyorum. O yüzden herkesi de AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Çok basit internet sitesinden başvurabiliyorsun. En azından komşuna bir felaket geldiğinde yardım edebilecek durumda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel evet. şeyler söylüyorsun. Sinan deprem seni de olgunlaştırdı ya. Evet canım. Valla bir magazinden bambaşka bir hale geldin. Aynen. Ne kadar güzel. Yani... O her zaman tabii ki hayatımızda o merak edilmeler falan oluyor ama ya senin insanın mutlu olmadıktan sonra sen yaşamışsın, gezmişsin, yemişsin, içmişsin hiçbir anlamı yok. Şarkı söylemişsin hiçbir anlamı yok. O yüzden önce vatan. Bir de çok merak ettiğim, senin fikrini merak ettiğim bir tane daha konu var şu. Koruyucu aile konusu. Birçok ünlü başvuru yaptı. Ve şartlar ve prosedürler ağır değil. Koruyucu aile fikrine nasıl bakıyorsun? Yani... Anne babasını eğer kaybetmişse depremde ben olumlu bakıyorum açıkçası. Olumlu bakıyorsun. Evet. Çünkü o çocuklar sevgiyi orada da gördüm. Muhtaçlar. Devlet tabii ki şefkatini esirgemez ama hani iyi araştırılmış bir anne baba adayının da çok yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü böyle durumlarda kendini ne kadar fark etmese bile insanlar hani böyle omzuna başını koyacak bir baba veya koynunu koklayacak bir anne arayacaktır o çocuk. Mutlaka. O görüntülerde gördüğümüz, senin yanında gördüğümüz çocuklar da annesini babasını kaybetmiş var mıydı? Hayır. Yoktu. Benim yani klipte gördüklerimizde anne babalarıyla tanıştım çünkü. Akrabalarından çok kayıplar olan vardı. Ama çocuklardan yani kimsesiz veya yetim kalmış yoktu Bilal abi. Ama öyle hikayeler çok duydum var, maalesef. Çok duydum. Çok fazla var evet. maalesef yani. Evet. Peki ben bir de şunu çok merak ediyorum Sinan. Seni bölgede en çok ne zorladı? Mesela hiç üşüdün mü? Açlık çektin mi orada gezerken? Açlık çekmiyorsun Bilal abi. Şöyle aha. her yer şey aş evi. Herkesin elinde bir en kötü bir kek var yani hani. O bakımdan öyle bir sorun yok. Soğuk evet. Gece uyurken biraz soğuktu. Ama en çok ne yordu dersen trafik. Trafik ve trafik. Ulaşımın maalesef zarar görüyor. Ulaşım korku yani Adana Hatay sen bilirsin normalde herhalde 1,5 ya 2 saat falan. O kadar bile değil. Evet. 7,5 saatte maalesef. Gittik. Bir de lastiğimiz falan patladı.
O öyle yani, evet. Sinan, sana çok teşekkür ediyoruz. Anladım, onu nefesinden bitireceğini anladım. Kısa bir araya gidiyoruz. Dönüşte programımız bitmiyor ama ben biz Sinan'la vedalaşıyoruz. Çok teşekkür ederim. Muhteşem bir program yapıyorsunuz. Sağ ol. Bilal abi, seni de tebrik ederim. Sağ ol. Bu kadar hani magazin nabzında tutan bir masanın bu duyarlılığa gelmiş olması da tekrar sizin değerli insan olduğunuzu gösterdi. Herkese teşekkürler. Biz sana teşekkür ediyoruz. Efendim, kısa bir ara sonrası tamam. Program devam edecek. Bay bay. Deprem bölgelerinde neler oluyor? Türkiye'den son haberler, ünlüler dünyasındaki son gelişmeler. Şimdi hepsi söylemezsem olmaz gündem farkıyla karşınıza gelecek. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu uyardı. Yazısında toplumun ruh sağlığının bozulduğunu konu aldı. Son günlerde duyduğum en mantıklı, ruh sağlığı durumumuzu en net ve açık bir şekilde ifade eden bu cümleleri size paylaşmanın sebebi şu: acil bir ruh sağlığı alarmına ihtiyacımız var. Ünlü sanatçılar elini taşın altına koydu. Deprem sonrası yaraları sarmak amacıyla seferber olan sanatçılar desteğe devam edebilmek için sahnelere geri döndü. Yeniden başlayan etkinliklerden elde edilecek gelir depremzede insanlar için kullanılacak. Şimdi uzaklardasın. Dünyayı felaket mi bekliyor? Güneş uyanmaya başladı. Peki dünyayı şimdi ne bekliyor? Şimdiye kadar şanslıydı. Gördüğümüz en kötü güneş fırtınası 1859'da oldu sözleri yer aldı. Güneşte bir fırtına koparsa dünya üzerinde elektrik kesintileri meydana gelebilir. Yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Gamze Özçelik harıl harıl çalışıyor. Eski oyuncu Özçelik deprem bölgesinde yardım çalışmalarına devam ediyor. Bozkurt'tan alkışlanacak hareket. Leyla ile Mecnun Erdal Bakkalı Cengiz Bozkurt depremzede insanlar için gönüllü oldu. Deprem mağduru çocuklara mutluluk kaynağı oldular. Oyuncu Ümit Kantarcılar ve Biran Tunca Gaziantep'li depremzede çocuklarla bir araya geldi. Tantaşçı deprem bölgesine yardım yolladı. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Ünlüler de afet bölgesine yönelik yardım kampanyaları için ilk günden itibaren harekete geçti. Bu isimlerden biri de şarkıcı Tantaşçı oldu. Enkaz altında kalan fenomen Taha Duymaz'ın hesabından yapılan paylaşımlar tepki çekti. Merhum fenomenin hesabından ailesi derleme videolar paylaşınca tepkiler gecikmedi. Şafak Sezer AVM'de görüntülendi. Florida bir AVM'de gezen Şafak Sezer, ülkemizin başı sağ olsun, zor günleri atlatacağız diye konuştu. Ceyda Ece Anıtkabir'de gözyaşlarını tutamadı. Depremin ilk gününden beri maddi ve manevi destek veren ünlü oyuncu Eda Ece, Ankara'ya giderek önce Anıtkabir'e gitti. Ünlü oyuncu daha sonra depremzede insanlara moral verdi. Hande Erçel depremzede ailelerin acılarına ortak oldu. Hande Erçel bir dergiye verdiği röportajda ülkemizde yaşanan felaket hakkında içimizdeki fırtınayı unutmamaya yemin ederek yaşamalıyız, açılan her yarayı sarmalıyız sözlerini kullandı. Depremde yakınlarını kaybeden oyuncu Uğur Arslan attığı tweetle yüreğini burktu. Aslında hepimiz öldük. Kimimiz enkaz altında, kimimiz enkaz üstünde. Voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle duygulandırdı. Zehra Güneş, Lots maçına depremde hayatını kaybeden voleybolcu Ceren Akman'ın isminin yazılı olduğu formayla sahaya çıktı. İlber Ortaylı canlı yayında yaptığı Celal Şengör gafının ardından açıklama yazısı paylaştı. Celal Şengör, Fuat Köprülü'den sonra Rusya Bilimler Akademisi'ne seçilen ilk Türk'tür. Bu jeoloji dalındadır. Avusturya Bilim Akademisi için de aynı şey geçerlidir. Zaten jeoloji dalında Avrupa'da büyük ödül aldı. Dünya onu tanımasına rağmen hiçbir zaman Türkiye'yi ve teknik üniversiteyi bırakıp gitmeyi düşünmeyecek kadar da vatanseverdir. Geçenlerde yaptığım televizyon programında sohbet yarıda kesildiği için benim Celal
Celal Hoca'yı ilmiyle değerlendirdiğim zannedilmiş. Sohbetin tamamı dinlense, konunun son depremlere dair alanın dışından bir yorum olduğu rahatlıkla anlaşılacaktır. Celal Şengör'ün hem Türkiye'de hem de dünyada bulunduğu konum tartışılmazdır. Celal Şengör, Türkiye'de varlığıyla övündüğüm ulusal kıymet hazinemizin en önemli simalarından biridir. Tekrar kamuoyuna duyurmak isterim. İlber Ortaylı. Profesör Doktor Naci Görür, Milli Eğitim Bakanlığı'na coğrafya dersinin temel ders olması yönünde öneride bulundu. Oyuncu Hatice Şendil Ankara'da çocuklarla buluştu. Çocuklarla bir araya gelen bir diğer ünlü isim de Demet Akbağ'ydı. Ece Erken gündem olan deprem olabilir haberlerinden sonra isyan etti. Çocuğu okula yollamaya korkar oldum sözlerini kullandı. Berfu Yenenler daha önce tepki alan müzik eşliğinde deprem mağduru çocuklarla yaptığı paylaşımdan bir tane daha yaptı. Öte yandan Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'le birlikte deprem bölgelerinde halka moral vermeye çalıştı. Nurgül Yeşilçay'dan yersiz çıkış. Nurgül Yeşilçay, Kemal Sunal'ın filmlerinde binalar için söylediklerini paylaşanlara Kemal Sunal sadece bir oyuncu, yazılan senaryoları okuyor sözlerini kullandı. Yunanistan'daki tren kazasında çarpışma anı kameralara böyle yansıdı. Bugün merhum sanatçı Müslüm Gürses'in ölüm yıl dönümü. Şarkılarıyla ve karakteriyle bir neslin unutamadığı Müslüm Gürses'i saygı ve rahmetle anıyoruz.